Haftanın iki duayen, iki önemli, iki kıdemli gazetecisi bize eşlik edecek. Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan ve Sözcü Gazetesi yazarı, yine kıdemli muhabirlerinden, gazetecilerinden Ankara'nın Zeynep Gürcanlı bizlerle birlikte olacak. Elbette konuşulacak çok konu var. Elbette sorulacak çok soru var. O yüzden çok sorulu, çok cevaplı bir program olmasını istiyoruz. O yüzden çok da moderatör olarak sözü uzatmak istemiyorum ama moderatörlük hakkında kullanarak ilk soruyu Sayın Genel Başkan'a ben yöneltmek istiyorum. Efendim, tabii, başında da ifade ettiğim gibi 15 Temmuz'un arefesindeyiz. Evet. Hala tartışmalar devam ediyor ama ben bir başlangıç olsun diye bir Türkiye birinci yılında 15 Temmuz'un kodlarını tam olarak çözebildi mi? Bir de Saadet Partisi çok tartışıldığı için bu senede kutlamalar işte bir takım çalışmalar yapılacak. Her partinin bir programı var, bir tartışması var. Saadet Partisi birinci yıl dönümünde 15 Temmuz'la ilgili ne tür bir çalışmanın içerisinde, faaliyetin içerisinde? Yani dışarıdan bakıldığı zaman 15 Temmuz sanki çözülmüş gibi. İşte özellikle yıllarca önce bir hareket başlatan Fethullah Gülen'e atfediliyor. Ama onun arkasında da başka güçlerin olduğu da söyleniyor. Çok açıkça hem de devlet yetkilileri tarafından. O zaman ortaya bir şey çıkıyor. Kim kimi idare ediyordu? Kim kimi kullandı? Müşterek bir hareket miydi? Yoksa bir grup başka bir grubu kullanıyor muydu? Bu soru çıkıyor ister istemez. Ve 15 Temmuz'un başarısız olmasının da elbette evet erken oldu. Halk sokaklara döküldü. Ama sadece bu mu başarısız olmasının esas müsebbibi? Ve aslında biz 15 Temmuz'un üstesinden gelebildik mi? Bir sene oldu. Yani 365 gün. Bu sorunun da cevaplanması icap ediyor. Tam bir analiz yapılabildi mi? Ben üzülerek ifade ediyorum ki tam bir analiz yapılamadı. 15 Temmuz evet bir kalkışma denemesiydi. Kalkışmaydı. Başarısızlıkla neticelendi. Başarılı olsaydı biz bu toplantıyı yapabilir miydik? Tereddüdüm var. Ama hakikaten 15 Temmuz'un kodları tam belirlendi mi istihbarat örgütleri tarafından, devlet tarafından? Ben bu soruya müsbet cevap veremeyeceğim. Yani bunun hala çözülemediği, problemin ne olduğunun tam olarak anlaşılamadığı kanaatindeyim. En azından toplumsal etkileri itibariyle hala devam ediyor. Tabii bir sene geçmiş olmasına rağmen. Bir müsaade ederseniz tabii. Bir araya girebilir miyim? Dün Adalet Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. 50 binin üzerinde tutuklu, 169 bin rakamları yanlış hatırlıyor olabilirim. 169 binin üzerinde de şüpheli hakkında işlem mi yapıldı dedi. Bu büyük bir rakam ve devamı da gelecek belli. Şu. Bu kadar büyük bir rakam Türkiye cezaevlerine dönmüş durumda. Evet. Duyduğumuz bilebildiğimiz kadarıyla koğuşlarda yatacak yer yok. Evet, insanlar nöbetleşe yatıyor. FETÖ tutukluları yüzünden diğer tutuklulara yer kalmadı. Devamlı yer değiştiriliyor. Bir kısmı bazı şartlarla dışarı salınıyor. Bunların örnekleri var. Yani nasıl bir durum, nasıl çözülemiyor bir yılda? Bu kadar tutuklu, bu kadar şüpheli işlem yapılıyor. İhraçlar, memurluktan atılmalar, uzaklaştırılmalar, her gün FETÖ operasyonları, yani her gün birkaç ilde 8-10 tutuklama haberlerde evet, takip gün, ediyoruz. Peki nasıl oluyor? İşte benim demin söylediğim sebepten dolayı, yani doğru dürüst bir teşhis konulamadı. Aslında ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman söylediği bir cümleyle bir konuyu ifade ediyor, tekrar dönmüyor onun üzerine. Bunlar aslında kodlar bana göre. Bir, dedi ki at izi it izine karıştı. Bu ne demektir? Doğruyla yanlışı, suçluyla suçsuzu ayırt edemiyoruz demektir. Arkasından ya bunlar aslında karşımızdaki manzara çok açık. Üç kademe bunlar. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tepesi ihanet dedi. Ama ibadet maksadıyla böyle bir hareketin içinde bulunan, yani tabiri caizse sempatizan olan birisi sanki ihanet içinde bulunan gibi aynı muameleye tabi tutuluyor. Sizin demin söylediğiniz sıkıntı oradan doğuyor. Adamın bunların bu haliyle, düşünceleriyle hiçbir irtibatı yok. İyi niyetle zannediyor ki bunlar hizmet yapıyorlar, okullar açıyorlar. İşte şunları yapıyorlar, yurtlar açıyorlar diye, üniversiteler açıyorlar ve
bu üniversiteler, bu okullarda başarılı gözüküyor. Yurt dışında dünyaya yayılmışlar. Ama bunu ne adli mekanizma, ne istihbarat örgütleri ayıramadı. Ayıramazsanız bu sefer isabet olmaz kararlarda. Yani adli makamların vereceği kararlar isabetli olmaz. Arkasından şunu söyledim. Ben bunu önemsiyorum. Bu örgütün bu etkiye kavuşacak yapıya ulaşması bugünkü iktidarın bizzat kendisi tarafından sağlandı. Bu imkan bu örgüte verildi. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı yine dedi ki ben milletimden özür diliyorum. Cenab-ı Hak'tan da af diliyorum. Bana göre çok önemli bir iş. Demek ki bir hata yapılmış. Bu hatadan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı devletin en tepesindeki insan milletten özür, Cenab-ı Hak'tan af diliyor. Peki Cumhurbaşkanı'nın özür dileme, af dileme imkanı varsa milletin olmaz mı? Olması icap etmez mi insanlar yanılarak böyle bir işe girmişlerse? Şimdi buna benzer birkaç tane daha belki söz bulunabilir ama bunların hepsi kanaatime göre önemli ifadeler. Bu ifadelerin üzerinde durulması, soruşturmanın buna göre yürütülmesi icap eder. Buradaki kargaşa da şurada meydana geliyor. Fethullah örgütüne karşı diyelim ki devlet yanıldı. Bunları iyi niyetle hizmet etmek isteyen, yeri geldiği zaman ordunun en üst kademesine karşı operasyon yapmaktan çekinmeyecek kadar cesur. Bu önemli bir iş. Herkes yapamaz bunu. Bu insanlara biz iş verdik, bak her şeyi düzeltecekler diye düşünülüyordu. Ha, sonra bir de baktık ki ya bu işin içinde sadece bunlar yok. İhtilal gecesi bu işin içinde dünyada meşhur istihbarat örgütleri var. Neden bunu hükümet görüyor? Çünkü batılı hiçbir ülke gece Türkiye saatiyle gece 2'den önce geçmiş olsun demedi. Bilmemeleri mümkün değil ki 4 saattir Türkiye'de meclis bombalanıyor, Genelkurmay Başkanı gözaltında adeta hapsedilmiş vaziyette. Genelkurmay Başkanı'na karşı harekat var. Özel kuvvetler, jandarmaydı, işte emniyet teşkilatına karşı. Yani burada o kadar açık ki Batı bu işin içinde. Ben şahsen o gece yani resmi açıklamayı hatta ertesi gün yaptılar yani. O da tabii yani, generalin açıklamaları oldu. Yani 12 Eylül'de olduğu gibi bizim çocuklara benzer ifade aynen. Bizim görüştüğümüz. Ben şahsen yani televizyonları takip ediyorum dışarıda. Fox televizyonu saat zannediyorum 2-3 civarındaydı. Ama Amerikan Fox'u değil Amerikan efendim. Fox, Türkiye'de Türkiye'deki de değil. Amerika'daki Fox. Bir emekli yarbay zannediyorum çıktı. Hatta saat tuttum yani yaklaşık 4-4,5 dakika konuşmuş adam. Ya bu ihtilali yapanlar bizim insanlarımız. Bunlar iyi insanlar. Bunlar başarısız olursa biz kaybederiz. Aynen böyle konuşuyor. Siz bizzat dinlediniz onu. Bizzat ben kendi kulaklarım ya. Bu gizli bir şey değil çünkü Fox televizyonu. O kayıtları vardır çıkarsak hemen bunu görebiliriz. Bu o zaman ne gösteriyor? Türkiye'ye karşı bizim dost kabul ettiğimiz ülkeler böyle bir operasyonu ya planlamışlar ya da planlayanlara destek veriyorlar. Sayın Genel Başkan, değil mi? Sözlerinizin içinde ordu geçti. Ben bir yıldır bir şeye çok dikkat ediyorum. Bu 15 Temmuz etkinliklerinde de bu çok yoğunlaştı. Devamlı hedefte bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Ordu, 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 ordu. Ulaştırma Bakanlığı'nda, Çevre Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve diğer Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, hatta Dışişleri Bakanlığı. Buralarda FETÖ yok mu? Şimdi şunu hemen söyleyelim. Niye hep ordu? Tabii. Şimdi emniyette, poliste yok mu? En geniş teşkilatlı oldukları yerin biz bu ihtilal kalkışmasından önce de biliriz. Emniyet teşkilatı, polis teşkilatı. Daha ilerisi siyasette yok mu? Onu belki konuşmak yani, lazım. Şöyle en tabii, çok. Tabii. Yani olmaması mümkün değil. Her yerde varlar. Ama yıllardır bilinen bir gerçek var. Siz farkındaydınız veya değildiniz ama bunlar devletin özellikle 3 kurumuna nüfuz etmeyi birisi pek bilinmiyordu.
Ama en tehlikelisi yani adalet mekanizması. Ama orduya ve emniyete o kadar ciddi bir operasyon vardı ki siz... Yani Savcı Zekeriya Öz örneği vardı, HSYK vardı. Tabii. Onlar için anayasa değişikliği yapıldı bu memlekette. Tabii, tabii. Yani... Onu söylüyorum. Yani burada bunların yani sizin söylediğinizi bir bakıma teyit babında söylüyorum. Bu örgüt bir Türkiye'ye karşı bir operasyon yapacak. Bu operasyonu hangi maksatla ne için yapacak ayrı bir konu. Ama bunu yapabilmesi için kendisine karşı bir dava açıldığında kendisini koruyacak bir adalet mekanizmasına ihtiyacı var. Onu gerçekleştirdiler. İşte yani adaleti adeta felç ettiler. Bu kadar da cesurlar da cahil cesur olur denir. Bu cesaret onların doğru karar vermiş olmalarından ileri gelmiyor. Ama böyleydi. İki, emniyet. Benim çok yakın tanıdığım arkadaşlarım var. Bundan 6-7 sene önce kullandı. Emniyette kendisi görevli. Şu anda da görevde. Onu sürdülerdi. Söylediği şuydu. Ya Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık 50 tane daire başkanı ve şube müdürlükleri var. 49'u FETÖ'cülerden diyor. 49'u. Peki hepsi, o zaman niye hep TSK? Ha, işte onun arkasından geliyorum. Ordu. Şimdi ordu son adımı atacak olan kurum. Esas kararı verecek. Ordu karar verirse bir emir komuta sistemi içinde biliyorsun şimdiye kadar kimse karşısına çıkamıyor. Orduda da aynı şeyi yapmak istediler ve belli bir noktaya kadar da geldiler. Şimdi yani ihtilalden bu denemesinden 6 ay önce benim arkadaşlarım bana geldiler. Albayları getirdiler. Bakın böyle bir hareket geliyor. Ben de böyle bu tip yani komplo, benim söylediğim bazı şeylere komplo derler. Ben de pek komplolara itibar etmek istemem. Buna dedim ben böyle işlerle uğraşmam. Gidin bunu bir hükümete söyleyin. Gittiler hükümette yetkili bakanlara söylediler. Bakanlar dediler ki onların işi bitti. Artık bize karşı koyacak güçleri yok. Bu hangi tarih oluyor Temel Bey? Şubat ayı. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz tam, şu anda. Tam 1,5 sene olmadı. Yani 15 Temmuz'dan 6 ay önce. Yani AKP iktidarının, bakanlarının bu kalkışmadan haberi olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi şöyle size diyeyim. Gelenler onlara da gittiler. Şöyle. Ben meseleyi şöyle aktarayım. Bana geldiler. Dediler ki bakın biz artık orduda yer bulamıyoruz. Bizi terfi ettirmiyorlar. Terfi ettirmemelerinin sebebi kurulan bir kumpas var. Biz general, bunlar albaylar. Olamayız. Bak ben bunu söyleyen diyor ki orduda en kıdemli albay benim. Ama göreceksiniz ben terfi etmeyeceğim. Kurmay. Bunu bakan ismi vermeyeceğim. Verdim gerçi başka zamanlarda gerek ama yok efendim, vermeyeyim şey, şimdi evet. Ben. Ama diyorlar ki bakın bana gelince dedim falanca bakana bir gidin. Bizim arkadaşlarımızdan tanıdığımız yani eskiden çok arkadaşımız da oraya gidince daha sonra başka bir bakana esas bu meseleyle ilgilenecek çağırıyorlar. En sonunda diyor ki yani bunlara o kadar önem vermeyin. Ancak albayın ifadesi aynen şu oluyor. Bakanım diyor bak size ben şu anda söylüyorum. Tankları üzerinize, sizin üzerine sürecekler. Çok tarihi bir açıklama yapıyorsunuz şu anda. Ama bunu bu şu anda da bunu biz kaç kere dile getirdik. Ve bu arkadaşlarımızın hiçbirisi terfi etmedi. Büyük bir kısmı emekli oldular. Şu anda ben epeyce bir kısmını tanıyorum. Yani generallerin içinde de var arkadaşlarımızla tanıdığımız albayların içinde de. Neden bunu söylüyorum? Ordu da bayağı odaklaşmışlar. Mesela hükümet görmedi uyarıya rağmen bir adım atmadı o zaman. Yani bu ortaya çıkan o. Burada ben iki türlü bakıyorum buna. Bir, hükümetin görmemesi büyük bir zaaf işaretidir. İki, görmeyip müdahale etmemesi de ayrı bir zaaf işaretidir. Çünkü görmemek, devlet bunu görmez mi? Sızıyorlar sizin. O kadar ileri gidiyor ki bunun farkına vardıkları için ne oldu sonunda? Askeri hastaneleri devlete devirdiler. Niye çıkardılar? Çünkü general olacak birisi geliyor. Hiçbir ordu mensubuna belli bir kademeye gelmiş albay olmuşsa siz bu işe layık değilsiniz denmiyor. Sadece diyorlar
general olması kesinleşen ve kendilerinden olmayan birisi geldiği takdirde, yani çok basitçe birisi diyor ki efendim çok iyi bir arkadaş ama psikolojik bazı sorunlar var, bitti gitti. Bir daha general olması mümkün değil. Farklı konulardan yani çok önünü kesiyorlar. Önünü öyle bir kesiyor ki yani orada bir yoğunlaşma olmuş. Bütün askeri liseleri ve okullara özellikle son 5-6 sene içinde bunlarla irtibat içinde olmayan kimse giremedi. Yalnız orada şunu söyleyelim. Buraya girenlerin işte ben esas o noktayı önemsiyorum. Buraya girenlerin hepsi FETÖ'cü diye tarif edilen insanlar mı? Ben aynı kanaatte değilim. Yani siz devletin esas beni üzen şu, siz siyaset dediniz ya. Siyasetin içinde bugün AK Parti'nin içinde yarısından fazlası irtibatlıdır. Ama nasıl bir irtibat? Şimdi onu söyleyeceğim. Çünkü devlet öyle bir yapıya gelmiş ki siz adalet mekanizmasına adam alacaksınız. Gidin falanca yerden bir tezkiye alın gelin deniyor. Siz polise adam alacaksınız. Gidin bulunduğunuz bölgedeki bu gruptan paralel yapılan bir tezkiye alın deniliyor. Referans alın tezkiye. Yani herkes böyle olunca herkes bunlarla irtibat kurdu. Herkes gidip Pensilvanya'da fotoğraf çektirmek bir ayrıcalık gibi gözüktü. İşin felaketi burada. Şimdi buna baktığınız zaman mümkün değil. Bakın tekrar söylüyorum. Yarısından fazlası irtibatlıdır. Ha irtibatlı dediğim FETÖ elemanı mıdır? Ya onu söylemiyorum ben. O başka bir iş. Onun için başlangıcında söyledim. Yapılan tasnif doğru. Altı ibadet, ortası ticaret, üst tarafı ihanettir. Bunun bu yapısı deşifre edilmedi. Benim kanaatim bu nasıl bir organizasyon? Önce devletin oturup bunu analiz etmesi lazım. Bakın ortada 4-5 kişi var dolaşan. İşte Yusuf Bey var bir tane herhalde, öyle mi? Nurettin Bey var. İşte Kemalettin Bey var. Bir daha eskiden ta 92'lerde ayrılmış. Hüseyin Gülerce son dönemde. Latif Erdoğan var. Efendim? Latif Erdoğan var. Önemli olanlardan. Evet. Şimdi bunlar, yani Nurettin mesela Bey son zamanlardaki siyasetle olan ilişkiyi çok fazla aktarıyor. Bana işte şu görev verildi, ben şunu götürdüm, falancaya gittim, Özal'la, Demirel'le şunları konuştuk gibi. Bilmem, Kemalettin Bey itikadi yönden son zamanlarda ayrılmış o. Diyor ki ya ben son zamanlarda farkına vardım ama çok ciddi itikadi ayrılıklarımız olduğunu gördüm. İşte bu Kemalettin Bey şeydeki 1992'lerde ayrılan görevli olan akademisyen olan Elazığ Üniversitesi'nde profesör kendisi çıktı. Ama ilk farkına varanlardan birisi o. Şimdi bütün bunlar bu yapıyı anlattılar. Ama bu yapı hala birisi çıkıp ne olduğunu, neden böyle olduğunu anlamadı. Şimdi takip edilen mücadele metodu, ben üzülerek söylüyorum, işte mahkemeye giderken adam hero diye yazıyor. Niye? Bir sene geçmiş üzerinden. Baskıya alışmış. Davasına inanıyor. Ve diyor ki ben varım diyor. Böyle diyenlerin adedi şimdi yüz binleri değil, yüz binlerce milyona yaklaşıyor belki. Bu tehlikeli bir... Hükümetin yanlış politikaları yüzünden sanıyorum. Elbette, değil mi? Elbette. Şimdi ben bir hikaye anlatıyorum. Bunu sık sık da tekrarlıyorum. Kusura bakmayın. Yes, size de kitabı benden birisi aldı. Sonradan dışarıda buldum. Eski bir kitap. 1980'de ben bir kitap buldum bir havaalanında. Üzerinde Mehdi yazıyor. Roman. Dikkatimi çekti. Aldım okudum. Romanın özü şu. Amerikalılar diyor ki Müslümanlar bir Mehdi bekleşinin içinde. Bu Mehdi birisi çıkıp da ben Mehdi... Bu Amerika'da yayınlanmış bir roman. Amerika'da yayınlanmış bir kitap tabii. Birisi çıkıp da ben Mehdi'yim diye başımıza bela olacağına şu Mehdi'yi biz çıkaralım. Bizim adamımız olsun. Romanın özü bu. Arkasından da bunun senaryosunu yazıyor. Neticede bir adamı, kendi adamlarını Mehdi olarak çıkaracak noktaya geliyorlar. En son noktada şu. Diyor ki öyle bir mucize göstertelim ki buna. Herkes
Mehdi olduğunda ittifak yapsın. Yani Hristiyanlar biraz mucizelere şey derler, inanırlar bu tarzda. İşte onu da yaptıklar iş, bir kurban hayvanın koyunun içine bir cihaz yerleştiriyorlar. Şeyde hac mevsiminde Mina'da kurbanı bu zat kestiği zaman biraz bekleniyor. Arkasından kesilen kurban ışıklar içinde havalanıyor, kayboluyor. Diyorlar ki el-hak işte Mehdi bu. Ondan sonra Amerikalılar diyor ki artık bundan sonra bize Müslümanlardan zarar gelmez çünkü onların Mehdi'si bizim adamımız. Bu bir roman mı? Ben bunun bir roman olarak yazıldığı kanaatinde değil. Bu bir senaryo. Ve uygulanmış da bir senaryo. Şimdi yalnız oradaki Mehdi senaryosuyla bugün uygulanan Mehdi senaryosunda farklılıklar var. Tatbikat farklı çıkmış. Çünkü burada birileri çıkmış belki de kendisinin Mehdi olduğuna inanıyor. Veya öyle olmasını arzu ediyor. Şimdi bu sefer ona destek veriyorlar. Bu gönüllü bir Mehdi. Şimdi birisi bunu analiz etmesi lazım. Buna inananlar nasıl inanıyor? Niye inanıyor? Hangi sebepten dolayı? Kimler destek veriyor? Eğer siz insanları uyarıp da bunun bir sapıklık olduğunu göstermezseniz, yanlışlık olduğunu, böyle olmaz demezseniz, buraya bağlı olan insanların bağlılıkları ileride artar. Çünkü şunu bir gerçek olarak görüyor. Mehdi ile ilgili birçok hadis-i şerif var. Bazı alimler bunları mevzudur diyor, kabul etmiyor. Ama büyük bir kesim ehli sünnette kabul ediyorlar. Şimdi nasıl çıkacak biz de bilmiyoruz. Ama çıktığı zaman bazen başarılı, bazen başarısız olacak. Şimdi ilk deneme başarısız oldu. Ümitlerinizi kaybetmeyin. Aklınıza şöyle bir soru düşüyor mu? Acaba Mehdi adayları bir mi, birden fazla mı Türkiye'de? Şimdi şöyle, o küçük kıyamet, büyük kıyamet gibi derler bazen. İnsanın kendisinin ölümü küçük kıyamet, esas büyüğü de büyük kıyamet. Bu da şimdi böyle Mehdi'lik denemeleri çıkmış geçmişte. Olmuş. İnsanlar kendilerini öyle zannetmişler veya o havaya girmişler. Ama olmamış. Çünkü o eğer Mehdi diye birisi gelecekse ki ben olabilir diye inanıyorum. O zaman farklı olur. Şu andaki bizim önümüzde duran manzara bir kişi. Ama bu deşifre edilmiyor. Hükümetin bunu deşifre etmesi lazım. İnsanların itikaden birileri bunu anlatacak. Bu senaryoyu detaylı olarak anlatacak. Ve burada alt tarafta aldananla aldatan arasındaki farkı görecek. Alttakini tedavi edecek. Hapsetseniz faydası yok ki. Şimdi benim gözümü korkutan geçenlerde bir hanım geldi bana. Yani 40'a yaklaşmış. 3 tane çocuğu var. 7 sene beyi bizimle çalışmış. 2-3 sene Anadolu Gençlik'te hizmet etmiş. Son 2 senenin içinde de bir devlet kurumuna girmiş. 6 ay önce almışlar içeriye. Perişanlamışlar ama şunu bana söyledi kadın. Dedi ki ya ben gidiyorum orada işte mahkumların veya tutukluların yakınları geliyor. İçeridekiler diyor ki hamdolsun ya. Cennette gibiyiz. Medrese-i Yusufiye'ye girdik. Şimdi biz burada bütün günümüzü ibadetle geçiriyoruz. Dışarıdakiler de diyor ki ne kadar şanslısınız ya. Allah size yardım etsin. İnşallah bir gün biz de sizinle beraber oluruz. Şimdi böyle bir mücadele polisle yürümez. Siz bununla mücadeleyi böyle yapamazsınız. Bir defa karşınızdaki insanların haleti ruhiyesini çözmek mecburiyetindesiniz. Bir insan deli olsa mesul olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü hareketlerini kendisi kontrol edemiyor. O zaman onun tedavisi gerekir. Psikolojik olarak etki altında kalan bir topluluk varsa onun psikolojik olarak tedavisi gerekir. İtikadi olarak bir yanlışlığa saplanan varsa onun da itikadi yönden düzeltilmesi ikaz edilir. Ama Diyanet falan bu konularda sürekli bir şeyler yapmıyor mu? Yani yetersiz mi kalıyor, yanlış mı yapıyor? Bana göre bilmiyorum tabii bu görevi esas hükümetin Diyanet'e vermesi veya başka kurumlara vermesi, bu konuda bir hazırlık yapılması. Yani bu, biz neyle karşı karşıyayız? Bunu bilmiyor ki insanlar. Sadece bir kalkışma oldu. Bu kalkışmanın karşısına millet sokağa döküldü. Bunu önledi. Bu Sayın Başbakan'ın da ilginç açıklamaları oldu efendim bu bir iki gün içerisinde. Mesela sizi destekler mahiyetine çok karmaşık bir yapıyla karşı karşıyayız.
önümüzdeki günlerde şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Yani hükümet de aslında tam çözebilmiş değil. Ama bunları konuşacağız. Saadet Partisi boyutunda yalnız o şeyi pas geçmeyelim diye. Sayın Başbakan'ın söylediği önemli cümlelerden biri de şuydu. Ben not aldım. Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edildiği yıl Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Başbakan'ın ifadesi. Aslında bu epeydir Türkiye'de konuşuluyordu ama bunu Sayın Başbakan'ın ifade etmesi de bu anlamda bunun Amerika konusundaki arka planda Amerika desteği ve sizin o Mehdi açıklamalarınızla ilgili örtüşüyor sanki. Olabilir. Ben sadece o zaman rahmetli Ecevit'in bir sözünü hatırlıyorum. Ya ben bir türlü bu Öcalan'ı bize niye verdiler anlayamadım demiş. Öyle demişti. Hakikaten evet. Öyle demişti. Şimdi düşünün. Ama siz. O zaman da Fethullah Gülen'in Amerika'ya niye gittiği çok anlaşılamamıştı. Her şey karışık ama bir yerde ama, yollar Amerika'da ama, kesişiyor o sanki. O zaman Fethullah Gülen çok önemli bir şahsiyet değildi ki en azından o dönemlerde. Bugünkü kadar önemli değildi. Bugünkü kadar önemli değildi de yalnız 1990'lardan sonra Fethullah Gülen hareketi yani anlaşılması pek zor bir hamle yaptı. Dünyanın bütün ülkelerinde okullar açtı. Bütün ülkelerinde neredeyse. Yüzlerce, binlerce okul. O okullarda da CIA görevlilerinin özellikle bu Orta Asya'daki okullarda CIA görevlilerinin görev yaptığı, öğretmenlik yaptığı falan hep söyleniyor. Bunlar söyleniyor. Ruslar kapattı bunun için. Yani Ruslar, yani siz İngilizce öğretiyorsunuz. Kimin gelip kimin gittiği belli değil. Ben kapatıyorum dedi. Hiç şey etmedi. Bunlara izin 2004'te kapattılar. Evet. Yani 2004. Hiç bunlara izin vermedi. Çünkü onların istihbarat örgütü herhalde dünyada CIA'nın karşısında, Mossad'ın karşısında en çok gelişmiş olan örgüttür. Ben o noktalarda bilgim olmadığı için detaya inip de şu şöyle olmuştur diyemiyorum. Ama Öcalan'ı da Amerika kullandı, Mossad kullandı. Fethullah Gülen'i de Amerika ve Mossad kullanıyor. Karşılıklı bir iletişim var. Yani 11 Eylül hadiseleri çok önemli hadiseler. Ben 11 Eylül'ü çok önemsiyorum. Amerikalılardan daha çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? 11 Eylül hadiseleri Amerikan devletine kendisinin mücadele ettiği ekipler özellikle Müslümanlarla ilgili olarak hiçbir kaide ve kuralın kendisini bağlamayacağı konusunda yetki verdi. İnsan haklarını çiğneyebilirsiniz. İşkence edebilirsiniz. Hukuka itibar etmeyebilirsiniz. Şimdi siz düşünün. Amerika gibi bir dünyanın süper gücü olarak kabul edilen, ben süper güç diye kabul etmiyorum da ama böyle büyük bir gücü, demokrasinin beşiği diye kabul edilen bir ülke dönüyor ki siz harp hukukuna uymayabilirsiniz artık. Şeyden esirlerinizden, esir aldığınız insanlardan bilgi alabilmek için işkence yapabilirsiniz. Bu insanlık suçu. Siz hukuka riayet etmeyebilirsiniz. Biz şimdi şikayet ediyoruz. Bir insanı alıyorsunuz olağanüstü al dolayısıyla atıyorsunuz içeriye. 10 ay hakkında bir rapor bile sunmuyorsunuz. Amerika 15 yıl içeriye attığı bir adamla ilgili bir rapor düzenleyemedi ama adamı içeride tuttu. İşkence yaptı. Bu nedir? Bu bir çılgınlık gibi gözüküyor. Ama bu bir mücadelenin temelini hazırladı. 11 Eylül hadiseleri Amerika'da sorgulanamıyor. Sorgulanamıyor dediğim, sorguluyorlar. Yani Amerika'ya gidin ben şuna inanıyorum. 10 binler, 100 binlerce insan 11 Eylül hadiselerinin bizzat Amerikan istihbarat örgütleri ve Mossad'la birlikte hazırlandığını söylüyor. Yani bir bahane yaratıldı. Bir bahane. Çünkü siz birisine işkence edeceksiniz. O işkenceyi yapabilmeniz için size de işkence yapıldığını, haksızlık yapıldığına dair elinizde bilgi olması lazım. Bunun üzerine diyor. Ben onun için Türkiye'de bu 11 Eylül'den sonra bir ara Amerikan Büyükelçiliği'nden bazı arkadaşlar biraz da irtibatımız olanlar bir yemeğe çağırdılar. Neden o zaman işte bizim de AK Parti'ye destek vermediğimizi sorgularken ben dedim ki ya ben dünyada şu anda gördüğüm kadarıyla dünyanın en güvensiz ülkesi Amerika. Ben gitmem Amerika. Niye dediler? Güvenli değil ki. Bir polis beni tutsa içeriye atsa haber alınamaz sizden. Benim ne olduğum bilinmez. Niye gideyim ben Amerika'ya? Ben haklarımı koruyamadığım bir ülkeye gitmem. Ha, sokaktaki vatandaş gidebilir. Onu da kabul ediyorum veya etmiyorum diye. Şimdi 11 Eylül hadiseleri
dünya çapında Amerika'nın girişmek istediği bir mücadelenin sinyallerini veriyor. Dünyaya hakim olacak ama hakim olurken de birçok insanı kullanacak. Bunlardan bir tanesi Öcalan. Bir noktaya kadar getirdiler. Onun dönemi bitti. Sonra sıra Fethullah Gülen'e geldi. Şu anda kullanmak istediği ve kullandığı bir sürü insan vardır. Onun için bu kalkışma Amerika'nın onayı, desteği olmadan yapılması mümkün olmayan bir kalkışma. Sadece Cenab-ı Hak lütfetti, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Biz de ondan dolayı memnunuz. Ellerine yüzlerine mi bulaştırdılar yoksa sizde Sayın Kılıçdaroğlu gibi kontrollü darbe mi diyorsunuz? Yok, ben ellerine yüzlerine bulaştırdıkları kanaatindeyim. Çünkü bu tip işlerde ben kontrollü darbe çok büyük bir risk. Siz böyle bir şeye hazırlarsınız, ondan sonra da o gelir sizin tepenize biner. Bu böyle bir riski hükümetin alması, herhangi bir, hele de ülkede yetkili olan kişinin alması benim kanaatime göre mümkün değil. Onun için bu bir darbe girişimidir. Ancak başarılı olamamıştır. Başarılı olamamasının sebebini ben detaylı bilgim yok. Ne istihbarat örgütlerine, ya tanıdıklarımızın getirdiği bilgiler var ama esas itibariyle bu istihbaratın başında bulunan insanların bize verdiği bilgiler değil. Orada aldığımız intiba şu, bunlar paniğe kapıldılar. Sayın Cumhurbaşkanı da eniştesinden öğrendi efendim ama unutmayalım yani. O da doğru. Yani şey var. Şöyle yalnız Cumhurbaşkanı'nın şimdi söylenti başka bir iş. İşte geçen senenin başından itibaren bir ihtilal olma ihtimali hep gündeme geldi. Ama bir bu yalancı çobanın mumuyu yasaya kadar yanar. Yalan söylediğiniz takdirde 1, 2, 3 sonra artık bir daha kurt geldi diye bağırmanızın faydası yok. Öyle oldu benim kanaatim. Farkına varıldı. En son atılan adımlar zaten ikisi birbirini tetikledi. Ben öyle anlıyorum. Yani ihtilal olacak diye söyleniyor. Gerçekleşmiyor. Ancak en son olarak da ihtilalin bugün yapılacağı öğreniliyor gece sabaha karşı. Bu sefer işte herkesin gözü önünde bilinen Genelkurmay Başkanlığı'na geliyor Milli İstihbarat Şefi. Oraya geldikten sonra da orada bir takım hazırlıklar yapılıyor. Bu söylenince de Sayın Genelkurmay Başkanı bütün birliklere uçaklar kalkmayacak, helikopterler kalkmayacak, zırhlı araçlar, tanklar dışarı çıkmayacak. Bu emirler nereye gidiyor? Bir kısmı bu ihtilali yapmak isteyenlere gidiyor. Böyle olunca paniğe kapılıyorlar. Eğer hakikaten bizim önümüz kesilirse biz burada başarılı olamayız, geceyi bekleyemeyiz. Hatayı orada yapıyorlar. Ve iş saat 10'a alınınca, ya canlı yayından ihtilal seyredilir mi? Ben bizim evden seyrettim. Kalkıp aşağı meclisi aradım. Telefonlar çalıyor, kimse cevap vermiyor. O zaman Sayın Mustafa Kamalak'la da görüştük. O meclise doğru gidecek, beni de alacaklar. Ama oraya geldikten sonra artık iyice işler çığırından çıkmış, dediler ki artık buraya gelmeyin çünkü giremezsiniz içeriye. Ben gitmekten vazgeçtim ama yoksa meclis o gün ben gitme niyetindeydim. En azından yani geldik, geçmiş olsun diyebilmek için. Yani canlı yayında ihtilal olmaz ya gece bu şekilde. Onun için burada bizim bilmediğimiz özellikler var mı? Yani kesinlikle var. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir de 20 Temmuz tarihine özel bir atıfı var. Olağanüstü halin başlangıcıyla ilgili olarak. Kontrollü darbe derken aslında biraz bunu ifade ediyor. Yani 15 Temmuz'da gerçek bir darbe oldu. Hükümet de bunu kullandı. Olağanüstü hali ilan etti. Ve darbeyi hala da yaptı. yani yapmadıysa bile bunu kullandı. Son derece kullandı ve demokrasiden Türkiye'yi uzaklaştırdı gibi bir iddiası var. Bugün de Sayın Başbakan'ın bir 3 ay daha uzatılacağına ilişkin beyanı var olağanüstü hali. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi ben bunu tekrar söyledim. Böyle bir ihtilalin arkasından olağanüstü halin ilan edilmesinden daha tabii bir iş olmaz. Çünkü olağanüstü bir halle karşı karşıyasınız. Ama sıkıntı olağanüstü hal, olağan hale gelirse işte o zaman darbeden beter olur. Çünkü olağanüstü hal devletin çarkının, özellikle de savunma, insanların savunma çarkının dönmediği hal demektir. Devlet karar alacak. Kimse o kararla ilgili bir tavır sergileyemeyecek. Suç olacak. Mahkemeye gidemeyin diyeceksiniz. Hukuk çalışmayacak. Olağanüstü hal bu demek. Hukukun
geçici olarak askıya alınması demek. Bu olağan hale geldi miydi? Demokrasi değil, hukuk devlet olmaktan çıkarız biz. En büyük tehlike oradadır. Onun için hükümet çok geç kaldı tahminim benim. Çok geç kaldı. Bir senenin içinde en azından bazı raporların çıkması, en azından bu hakikaten şimdi bakıyorum içeriye alınanlarla ilgili tabii bizim kendi arkadaşlarımıza karşı da şimdi bir takım girişimler oluyor. Bunu da kendilerine göre izah etmeye çalışanlar var. Efendim işte FETÖ'cüler önceden kripto FETÖ'cü meydana getirmişler gibi akla ziyan bana göre yani. Çünkü şu bir gerçek. Bu örgütle 40 senedir hiç irtibat kurmamış olan, karşılıklı olarak bir güven ortamı oluşturulamamış olan tek siyasi parti Saadet Partisi, Milli Görüşçüler. Herkes yeri gelmiş irtibat kurmuş. Biz kurmamışız. E şimdi bir de bunun üzerinde bunun üzerinden bize karşı bir hamle başlatılması. Özellikle ikinci bölümde ona bir başlık açmamız lazım efendim. Çünkü özel olarak bir konuşulması gereken ben. Ama çok güncel bir tartışma da var efendim. Bir onu mesela meclis daveti size geldi mi? Davet tartışması herhalde. Var. Yani akşamki program için hiçbirine gönderilmedi deniyor ama. Evet, gelmedi. Ama şimdi 15 Temmuz efendim Türkiye'de bir milli beraberlik ruhu ortaya koydu. İşte daha önce yeni kapı diye tabir edilmişti. Ve gerçekten de bir ortak payda da buluşulmuştu. Böyle bir hani şer girişiminin böyle bir hayırlı sonucu olmuştu. Ama birinci yıla geldiğimizde yine aynı parçalanmışlık var. Yine yani mecliste toplanabilme, gelecek mi gelmeyecek mi, davet edildi mi edilmedi mi böyle yine bir parçalanmışlık var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bunu neye bağlıyorsunuz? Veya yani, bu sürecin içerisinden nasıl çıkabiliriz? Şimdi en büyük problem de bu zannediyorum. İşte ısrarla ilk günden beri hep söylediğim şey, Türkiye'nin bir numaralı meselesi kutuplaşma. Kutuplaşmadan siyasiler medet umuyorlar. Kutuplaştığınız takdirde kendi taraftarınızı kemikleştiriyorsunuz. Öbür tarafın hatasına, yanlışına, hukuksuzluğa kimse bakmıyor artık. Benden misin değil misin? Bunu soruyor. Ya bu çok tehlikeli bir şey. Ancak kim ne ederse etsin, bugün benim kanaatim iktidarın, AK Parti'nin en büyük zaafı burada. Çünkü siz Türkiye nüfusunun seçmeninin yarısı AK Parti'ye destek verdi. Referandumda da bir puan farkla çıktı. Bu ne demektir? Yarısı da vermedi. AK Parti'ye verenlerin hepsi AK Partili oldukları için vermediler. Böyle bir sistem uygun olur diye düşündüler. Bir kısmı sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'a karşı kendilerini bir böyle bir sevdaya kaptırdılar. Bu yetkiyi iyi kullanır diye düşündüler. Ama birçok insan da zaman içinde düşünüyor. Çünkü bu dediğiniz kitle 3 kişi, 5 kişi, 50 kişi, 1 milyon, 2 milyon kişi değil. 15-20 milyonlara varıyor bu rakam. Böyle bir rakamın siz hepsini kafasını at gözlüğünü takmış, hiçbir şey düşünmeden emret komutanım yaparım mantığıyla yönetemezsiniz. Mümkün değil. O zaman kopmalar olur. Beni endişeye sevk eden şudur. İktidarda bulunanlar tabandan gerekli desteği göremeyeceklerini anladıkları zaman sert davranmaya başlarlar. Hukuku ihlal etmeye başlarlar. İşte bu sıkıntı. AK Parti'nin de şu anda düştüğü sıkıntı bu. Halbuki öbür tarafa dönse, yani herkes rahatlıkla fikrini söylese, yani Kılıçdaroğlu'nu Yeni Kapı'ya davet ettikleri zaman hakikaten ısrar ettiler. Gitmeyeceğim dedi, sonunda vazgeçti. Tamam gidiyorum dedi. Aynı ruh şimdi olsaydı, mecliste ona da uzunca konuşma, tenkit etsin. İnsan tenkit ettiği zaman boşalır. Tenkit eden insanlar genelde çok önemli şeyler söyleyeceklerini düşünerek tenkit ederler. Ama tenkitlerini sıraladık zaman bakarlar ki bazı fikirler de o kadar önemli değil. Kendi de farkına varır onu. Ama söylemek, deşarj olmak insanı rahatlatır. Karşı tarafı da rahatlatır. Demokrasinin de bugün için Türkiye'de önemli özelliği budur. Bu demokrasi diyoruz. Bazıları bunu çok farklı şekillerde yorumluyor. Yani insanların geçmişte de hükümdarlar olduğu zaman, yani hükümdarlık dönemlerinde de eğer bir hükümdarın huzurunda meseleler enine boyuna tartışılabilmişse o hükümdar büyük hükümdar olmuş, başarılı olmuş. Tartışılamamışsa bağnazlaşmış.
bir yere saplanmış kalmış. Hiçbir şey yapamamış. Demokrasi bu imkanı veriyor insanlara. Yani diyor ki ne kadar garip olursa olsun sen fikrini kimseye hakaret etmemek kaydıyla. Hakaretin de cezası işte bir parasal bir cezası var. Çok ileri gidersen belki bazen ısrar edersen birkaç aylığını atıyorlar ama ağır bir hükmü yok. Hakaret edersen, birisine iftira edersen, bunlardan biri komplo kurarsan yani zarar vermek üzere. Bunlar suç. Ama fikrini söylersen, fikir ne kadar hoşuna gitmese de iktidardakilerin rahatlıkla söylenebildiği zaman boş bir laftan ibaretse etkisi kalmaz. Ama altında onu dolduran bir şeyler varsa bu sefer zaman iktidarın aleyhine işlemeye başlar. Efendim hakaret diyorsunuz, hakaret suçu diyorsunuz da mesela 299 siz bir hukukçusunuz. Ben değilim, ben mühendisim. Efendim 299 Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu. Ondan binlerce kişi yargılanıyor. Evet. Hiç tarihinde görmediğimiz kadar çok insan bundan yargılanıyor ve hapse atılıyorlar. Evet. Onun ötesinde bir terör tanımı var ki yani her şey teröre dahil edilebiliyor. Tabii. Şöyle bir tanım çıkardılar mesela. Terör örgütüne üye olmayıp bilerek ve isteyerek destek vermek gibi bir tanım var şimdi. Buna siz de dahil olabilirsiniz. Ben de burada oturan herkes herhangi bir söylediğimizden dolayı hükümeti eleştirmek, barışçıl bir eleştiri getirmekten dolayı bu tanıma girebiliriz. Tabii, aslında en büyük tehlike bu değil mi Türkiye için? Doğru. Yani en büyük tehlikelerden bir tanesi de bu. Çünkü siz hukuku kendi emellerinize alet ediyorsunuz manasına gelir. Bu doğru olmaz. Yani bunu çünkü kim kullanır? Sadece iktidardakiler kullanır. Halbuki hukuk iktidardakinden çok muhalefettekine, aykırı fikir söyleyene lazımdır. Onun korunması icap eder. Olağanüstü hal ve hukuk ilişkisini açmamız lazım efendim ama bir reklam arası peki vermemiz lazım. Çünkü başlayalı 45 dakika olmuş yönetmen arkadaş uyardı. Bayağı zaman hızlı ilerlemiş. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. İyi akşamlar. Aykırı Gündem'in ikinci bölümünde birlikteyiz. Cumhuriyet tarihinin hatta tarihimizin en kanlı, en acımasız 15 Temmuz darbe girişimini, kalkışmasını konuşuyoruz. Birinci bölümde özellikle dış bağlantılarıyla ilgili bu yapının önemli açıklamalarda bulunduğu konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Bu programda bize eşlik eden diğer konuklarımızı da tekrar hatırlatmak istiyorum. Zeynep Gürcanlı, Ankara'nın Doğayan gazetecilerinden. Yine Ahmet Takan aynı şekilde. Efendim ikinci bölümde aslında güncel de bir başlığı açmak istiyorum. Çünkü siz de en başından beri bu yapıya karşı en mesafeli duran hareket olduğunu söylüyorsunuz. Bunu da hükümet de teyit ediyor. Sayın Başbakan da yine önceki gün bir tek Erbakan bu yapıya karşı mücadele etti dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın defaten benzer ifadeleri oldu. Ama bütün bu açıklamalara rağmen ilginç de bir süreç yaşıyoruz. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam Kayseri eski il başkanınız Mustafa Akkaş gözaltına alındı. Hatta kelepçelenerek götürüldü. Ama ertesi gün yanlışlık oldu denilip bırakıldı. Fakat yakın zamanda İstanbul, yine yanlış bilmiyorsam, İl Yönetim Kurulu üyeniz Avukat Mustafa Yaman ilginç bir şekilde yine gözaltına alındı. Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu'nun toplantısının hemen akabinde. Ne oluyor? Yani bu kadar mesafeli durduğunu, hatta bu yapıya karşı mücadele ettiği bilinen Saadet Partisi'ne yönelik bir çaba mı var? Yani bunu nasıl açıklayacağız? Ya da bu süreci kimler yönetiyor? Yani işte o beni biraz endişe ettiriyor. Biz daha doğrusu hükümete de bu soruyu biz de sorduk. Yani burada meydana gelen hadise ne? Bu arkadaşların FETÖ ile uzaktan yakından ilişkili olma ihtimalleri yok. Ben yani ihtimal yok diyorum. Bir kere görüşmüş de olmamış, iki kere görüşmüş, yakını varmış falan değil. Hiçbir irtibatları yok. Hayatları onlara karşı mücadeleyle geçmiş. Çünkü
gençliklerinden itibaren hep bizimle olmuşlar. Bir irtibat kurup o irtibatı sonra kesmiş gözükme diye bir iş yok. Tabii ben Mustafa isimli Akkaş arkadaşımız, Allah razı olsun, çabuk bırakıldı o. Ama Mustafa Yaman biraz uzadı. Şimdi Katırlı bir kayınpederi yok mu? Onu bilmiyorum. Dediğiniz gibi. Yani burada ilginç bir rapor da var efendim. Bir katkıda mı? Yani adli bilişim uzmanlarının yaptığı incelemeye göre telefonda da Baylok yok yani. Böyle bir rapor var. Evet. Bildiğim kadarıyla. Ama bir dolu biliyorsun suçlama var. Telefonda Baylok olan kişilerle irtibat kurmak. Yani gibi bir suçlama da var. Bunlar iddianamelerde görüldü. Şimdi, evet. Yani çok enteresan bir şey getirdiler bana bugün. Bir yeni bir sistem geliştirmişler. Sistemi satıyorlar. Siz bir arkadaşınızın telefon numarasını ve e-mail adresini alıyorsunuz. O arkadaşınızın telefonunu kendi telefonunuza yüklüyorsunuz. Onun arkasından onun adına bir sürü konuşma yapıyorsunuz ve tamamı ona yazıyor. Ona yazıyor. Şimdi bu bilinen bir sistem. Ticari bir sistem. Ticari bir sistem. Satılabilir. Hatta istihbarat örgütlerine de bunu veriyorlar. Yani birini suçlamak istersen bunu da yapabilirsin kabilin. Şimdi böyle bir sistemi benim için de kullanabilirler. Ben bilmem ki. Tabii. Farkına bile varamam. Sizin için de kullanabilirler. Hayır, çok daha basiti var. Telefon trafiklerinin sıkışık olduğu zaman da bir bölgede dar kapasitedeki bir kullanıcıyı kullanıyorsanız ve orada bir ortak Wi-Fi'yi kullanıyorsanız oradan da Baylok'a yakalanabilirsiniz. Tabii tabii, yakalanabilir. Bir defa bu var. Bu arkadaşımızın bize gelen bilgi, böyle bir şey yok. Baylok yok bunda. Ama olsa bile diyorum, bu böyle bir gerçek var. İşte eğer bu gerçekleri göremezlerse ben şunu merak ediyorum. Ki buna da inanıyorum. Yani devletin içinde, üst kademelerde veya işte siyasetin içinde hakikaten hala Pensilvanya'ya bağlı olan, kendini gizleyen ama kafa karıştırabilmek için bir sürü suçlama yapan insanlar vardır. Hiç tereddüt etmiyorum bunun olacağından. Bunun izalesi neyle olur? Güvenilir insanların şehadetiyle olur. Başka türlü bunu yok sayamazsınız siz. Bana güveniliyorsa, benim çok yakınım, bildiğim bir arkadaşım, dostum, eşim varsa, bunun böyle bir şeyi var mıdır derseniz, benim de gizleme ihtimalim veya görmemiş olma ihtimalim vardır ama genelde doğru netice çıkar zannediyorum. Ama siz hiç itibar etmez, sizin muhalifiniz hepsi birden aynı kefeye korsanız o zaman bu problemi çözemezsiniz. Efendim şimdi sizin partinize yönelik bu polis müdahaleleri sanıyorum yeni başladı. Yeni. Bir de şeyle evet. Bağlıyor musunuz bunu? Referandumda hayır kampında yer almakla bağlıyor musunuz? Bir de ek soru sorayım. Buyurun. Bir benzer soruyu ben de düşünüyordum. Şimdi 16 Nisan'daki hayır tavrınızdan sonra partinizde bir genel merkezinizi boşaltın. Mahkeme kararı çıktı. Çıkmadı, yok bir müracaat oldu. Müracaat oldu. Evet. Neyse şu anda ondan boşaltıyor musunuz? Yok. Yok. Boşaltmıyorsunuz da. Tabii bu belirli bir baskının dışarıya tezahür etmesi. En azından biz gazeteciler bunu böyle okuyoruz. Yanılıyor da olabiliriz. Ama evet. 16 şeyde bu adalet yürüyüşüne verdiğiniz destekten dolayı da sonra da bu tutuklamalar başladı. İktidar sopa mı gösteriyor size? Valla bilmiyorum ki. Onu bilmiyorum. Yani eğer bir senedir hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani sopa gösteriyorsa, yani sopa vurdukça ne derler bizde öyle bir laf vardır. Dabak derler. Sevdiği deri yeden yere vururmuş. Çünkü sertleşirmiş. Yani böyle bir teşebbüs inşallah yoktur. Olursa da biz hak bildiğimiz şeyi söylemekten Allah'ın izniyle vazgeçmeyiz. Yani bu bir infial meydan, üzer insanı. Ben üzülürüm buna. Yani ya eskiden beri tanıdığımız, bildiğimiz insanlarla farklı kamplara düşmüşüz. Ama bir komplo kuruluyorsa bu insanda şok etkisi meydana getirir. Ben de öyle getirir ya, vay canına. Ya bu da olur muydu derim ben o zaman. Yapacağım da başka bir şey yok ki, gücüm yetmez çünkü. Ne yeteceğim benim, ne istihbarat var elimde, ne başka bir şey var. Ama şuna inanıyorum ben.
mazlumun yardımcısı Cenab-ı Hak'tır. Hiç affetmez. Onun öcü bir gün alınır. Kim alır, nasıl alınır onu ben bilmem. Vay canına ya, benim başıma böyle bir felaket nasıl geldi der insanlar. Ama onun geçmişte bir sebebi vardır. Ben buna inanırım. Yani ilahi adalete inancım tam. Onun için de böyle bir teşebbüs varsa ben bunun inşallah doğru olmayacağını düşünürüm. Varsa da bu bizim üzerimizde, yani bu teşebbüste bulunanların tahminlerinin aleyhine bir olgu meydana getirdi, sadece o kadar. El altından bizi destekleyin, bu muhalefetten vazgeçin mesajları geliyor mu? Yok, değil. Açıkça bir sürü telkinler oldu. Nasıl? Açıkça arkadaşlarımız, bildiğimiz AK Parti'yi destekleyenler, ya olur mu, nasıl böyle bir karar veriyorsunuz? Mutlaka bu tavrınızı değiştirin. Bak kimlerle beraber oluyorsunuz. Bunlar çünkü çok... bunu yakın siyasette çok örneğini gördük. Evet. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan kendisine muhalefet ne kadar parti ve lideri varsa bünyesine kattı. Onun evet. için soruyorum. Yani açık soruyorum. Direnen siz kaldınız. Direnen bakan öyle. Başbakan yardımcısı oldu. Evet. Yok. Yani ben tabii fikirlerimi, düşüncelerimi belli bir uslup içinde Sayın Cumhurbaşkanı'na da, parti başkanlarına da söyledim. Ve bu noktada da samimi olduğumu da biliyorlar. Herhangi bir şekilde inşallah Cenab-ı Hak yanıltmaz. Yani ikna olmadıkça da söylediğim sözlerin dışında bir tavır sergilemem. Bu başka bir noktaya götürür mü? Şimdi insan korkunun ecele faydası yoktur diye bir söz var. Bu, ben bunu çok önemsiyorum. Şu anda insanlar maalesef Türkiye'de bir korku havası esmeye başladı. İnsanlar korkuyorlar. İşinden korkuyor, aşından korkuyor, çocuğunun işinden, kendi işinin bozulacağından korkuyor, makamından, mevkiinden korkuyor. Ama arkasından da diyor ki, ben bunu kaç kere söyledim. Ya bu böyle gitmez diyor. Ama kısık sesle söylüyor. İnsani bir şey ama korkmak. Siz korkuyor musunuz Temel Bey bunca baskıdan? Ya korkuyor musunuz? Herhalde korkuyorum, dur da. Yani inşallah. Şimdi insanın başından birçok badireler geçince biraz da alışıyor mu ne oluyor bilmiyorum. Bu da geçer diyorsunuz. Bu da geçer diyoruz yani. Efendim, sadece hükümet boyutuyla değil tabii, iktidar boyutu. Sorular o yönde geldiği için ben hani bu neyi amaçlıyor olabilirler? Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu yapıya karşı en başından beri karşı duran, mesafeli duran bir Saadet Partisi var. Saadet Partisi'ni bu yapıyla ilişkilendirme çabası olarak da değerlendirilebilir. Ama bunu sadece iktidar açısından değerlendirmek de benim kanaatim doğru değil. Ya bunu bu yapı yapıyor olabilir. Yani çünkü Saadet Partisi en mesafeli duran ama ilişkilendirirsek iyice kafalar karışacak. Evet. Ya herkes bu işin içindeymiş ya gibi. Kripto FETÖ'ye böyle bir giriyorsun sayede. Tabii yani başka bir ihtimal yani, sanki gelmiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben onu öyle, inşallah öyle değildir. Yani bu tam zırva olur yani. Her şey çığırından çıkmış olur. Bizi öyle bir itham yapmaya kalkarlarsa. Onun da tutacağını zannetmiyorum ama yani öyle bir itham tutmaz. Ancak şunu efendim, niye bizim üzerimize böyle geliyorlar? Çünkü biz insanların zihinlerine, fikirlerine, kalplerine hitap eden sözler söylemeye çalışıyoruz. Bu rahatsız ediyor bazılarını. Bizim söylediğimiz düşünün. Bir karar vereceksin. Düşünmeden karar vermek kadar aptallık olmaz ya. Düşün. Eline boyuna tart. Gene bir karar ver. Benim istemediğim kararı, düşünmediğim, doğru kabul etmediğim kararı verebilirsin. Düşünmeden karar verdiğin zaman, düşünerek karar verdiğinde hata edersen o hatayı düzeltme imkanın olur. Düşünmeden hissi bir karar vermişsen onu düzeltme imkanı olmaz. Türk siyaseti bir mecra sokulmaya çalışılıyor. Özellikle sanki başkanlık sistemi Türkiye'de sadece iki partiyle yürürmüş gibi. Ben o kanaatte değilim. Başkanlık sisteminin içinde 5 tane de parti olur. Bu partilerin içinde halkın gönlünü en çok hitap eden neticede tasvip görür. Ben Türkiye'de Saadet Partisi'nin ciddi manada alternatif olduğuna inanıyorum. Samimiyim bu noktada. Ha, bazıları bunu hayal gibi görebilir, görsün. Ama benim söylediklerimin izini ben vatandaşın zihninde, kendisinde gördükçe de ümidim artıyor. Hiç tahmin etmediğim insanlar. Hiç yani destek verme ihtimali olmaz zannettiğim insanlar
telefon açıyor. Gördüğü zaman fikrini söylüyor. Şimdi bu bana göre çok önemli bir iş. Bu söyleyenlerin içinde AK Partili olanlar en kısık sesle söyleyen onlar. Onun için ben diyorum ki korkunun acele faydası yok. Biraz daha mertçe söyle. Açıkça söyle. Yanlış. Yanlış, yanlış. Doğruya doğru. Ama Türkiye'de siyaseti bizim tavrımız belirleyecek. Ben ona inanıyorum. Onun için de bizden hoşlanmıyorlar. Çünkü iktidarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın partili olduktan sonra AK Parti teşkilatlarına söylediği bir söz oldu. Yani bir metal yorgunluğu var diye. Benim kanaatim AK Parti'de bir metal yorgunluğu var. Bunun farkında değiller. Problemleri çözemiyorlar. Başlangıçta da farklı düşünceleri vardı bizden. Ama bir takım adımlar atıyorlar. Toplumda karşılık bulabiliyordu. Şimdi söyledikleri toplamda karşılık bulmuyor. Hissi davrananlarda karşılık buluyor sadece. Duygusal olanlarda. Yani sizin düşünün dediklerinizde artık bu karşılık görülmüyor. Görmüyor. Bunu göremiyor artık. Çünkü insanlar diyorlar ki böyle olmaz. Böyle olmaz diyen insanlar düşünen insanlar. Kendi politikasını değiştirip düzelmezse yani kendi kendisine ciddi zarar verir AK Parti. Çünkü insanın en önemli özelliği düşüncesidir. İnsanı hayvandan ayıran özellik aklıdır. Aklı olmayanın inancı da olmaz, dini de olmaz. Niye? Mesul değildir ki. Ama aklı varsa aklını düzgün kullanmak en önemli görevidir. İnsanlar buna gayret gösterir. Herkes istediğimiz gibi düşünmez. Kıstasları farklıdır karar verirken. Ama çünkü menfaat de işin içine ister istemez giriyor. Günlük menfaat insanın aklını etkiliyor. Ama ben siyasetin Türkiye'de değiştiğine inanıyorum. Bizim çıkışımızla, insanları düşünmeye davet edişimizle bu meydana geldi. Böyle bir kanaat var. Ben kendi kendimi övmek için de bir şey söylemek istemem yani şahsen. Ama buna ihtiyacımız var bizim. Biz problemlerimizi konuşarak çözeriz. Bunu yapabilmek için de kutuplaşmanın durması lazım. Şimdi kutuplaşmayı siz, yani Kemal Bey'e ben bundan dolayı da tebrik ettim. Yürüyüşe çıktığı zaman da siz bir karar vermişsiniz. Yani biz tamam bu kararın içinde değiliz. Ama bu tavrınız, kutuplaştırmama, ötekileştirmeme tavrınız bana göre önemli. Yani bir kavgaya vesile olacak ortam meydana getirmemek kaydıyla bu tavrınız elbette takdire şayan. Benim bu sözüm, vay nasıl bunu böyle söylersin? Ya niye söylemeyeyim ki? Ben kimseye bir şey demiyorum ki. Ben ekonomik problemlerin çözümünde Sayın Kılıçdaroğlu'yla aynı noktada olmayabilirim. Uluslararası ilişkilerde aynı noktada olmayabilirim. Eğitimde aynı noktada olmayabilirim. Ama biz bu memleketin içinde yaşıyoruz. Bu memleketin içinde yaşamaya da mecburuz. O halde birbirimizle kavga edeceğimize birbirimizi anlamaya çalışalım. Kemal Bey'in yürüyüşünde efendim adil düzenden bahsetmesi, ayet açmasında sizin görüşmenizin etkisi olabilir mi? Bilmem. Yani ben hakikaten onu takdir ettim. Yani bu şeyin arkasından da bunu ısrarla söyledim. Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşü yaparken sergilediği tavır takdire şayan. Germeden bir defa parti amblemlerini kaldırttı. Bir tane yoktu. Evet. Hakikaten bir her tane yoktu. Her gittiği yerde de gayet makul ifadelerle kendisini, düşüncelerini dile getirdi. Hükümeti de tebrik ettim. Niye? Çok ciddi tedbir aldılar. Hiçbir hadisenin meydana gelmesine fırsat vermediler. İki tarafı da yaptıkları işlerden dolayı tebrik ediyoruz. Ama biz efendim bu yürüyüşü tenkit etmediğimiz için suçlanacağız. Ya olmaz ya. Yani biz at gözlüğüyle bakamayız ki her şeye. Doğru değil. Onun için kutuplaşma bugünkü hükümetin farkında değil. Bugünkü hükümetin en büyük zaafı kutuplaştırarak taraftarını kendisine bağlı tutarım zannediyor. Ama insanlar bu şekilde bağlandıklarında kendi menfaatlerine ufacık zarar gelsin kökten reddediyorlar bu sefer. Tam tersi. FETÖ'cü dediğimiz insanlar düne kadar kimi destekliyordu? Hükümeti destekliyordu. Şimdi niye desteklemiyor? Zarar gördüler, nasıl desteklesinler? Onun için bu konuda en büyük görev ısrarla söylüyor. Hükümete ve hükümeti destekleyen çevrelere. Adalet olmadan olmaz. Devlet hissiyatla yönetilmez. Problemler
Yani siz bir problemi çözmek istiyorsanız önce ciddi bir teşhis koyacaksınız. Sonra o teşhis istikametinde de çözüm yolları arayacaksınız. Bunu yapmazsanız çözeme. Türkiye'nin ekonomik problemini nasıl çözecekler? Hiçbir formülleri yok ellerinde. Bir tane bilmem ne varlık vakfı çıkardılar. Varlık vakfı dediği ne ya? Vakıf değil ki. Mülkiyet. O bir çözüm yolu mu yoksa başka bir yol mu? O çözüm yolu değil ama çözüm yolu diye takdim ediyor. Tasfiye yolu maalesef, sanki. Maalesef. Yani onun için dedik bu bir ipotek listesi. Başka aynen bir şey değil. Öyle. Olmaz böyle bir şey. Siz dış politikada çıkmaza girdiniz. Attığınız hiçbir adım isabetli olmadı. Bir de dış politikada da o kutuplaşmayı görüyor musunuz? Yani içerideki o kutuplaşma sanki olduğu gibi dış politikaya da yansımış durumda. Yani bir düşman oluşturuluyor. Öyle. Ve ondan sonra onun üzerine doğru bütün güçle gidiliyor. Tabii yani şunu biz milli görüş olarak şahsiyetli dış politika diye bir tabirimiz var bizim. Şahsiyetli dış politikadan anladığımız bizim başka güç odaklarının etkisinde kalmadan hakkaniyet doğrultusunda bir dış politika oluşturmak. Başka güç odaklarının etkisinde kalmadan, onlara alet olmadan. Bu çok önemli bir iş. Hükümet bugüne kadar maalesef bu etkilerin altında kaldı. Eğer Obama'nın Esad için söylediği sen artık yürüyen bir cesetsin dedi. Onun arkasından biz dedik ki o koltukta oturamazsın. Onun arkasından. Bu onun etkisiyle söylenen bir söz. Düne kadar beraber tatil yaptığınız insanlarla birdenbire hasım haline geldiniz. Olmaz. Masaya biz gittik. Ben Esad'la ömrüm boyunca rejimle hiçbir irtibatımız olmadı. Hiçbir toplantımızı onları davet etmemiştik. Ha, sonunda ya bu çözülebilir mi diye gittik. Döndük. Görüşlerimizi de aktardık. Tamam, arkadaşlarımız bizim görüşlerimizi tasvip etmediler. Bizim söylediğimiz şuydu. Bu problemler masada çözülmeli. Silahla çözmeye kalkarsanız arkasından ne geleceği belli değil. Yani bu insana verilen bir mesaj. Onun için dış politikada yani Avrupa yanlış yapıyor, onu söyleyeyim. Avrupa'nın bu tavrını akıl almaz. Hem demokrasi diyeceksiniz, hem fikir hürriyeti diyeceksiniz. Devlet başkanına, kendi vatandaşlarına hitap etme hakkını vermeyeceksiniz. Bu kabul edilmez. Avrupalı burada çifte standartlı. Ama bizim yaptığımız da yani adam diyor ki gelme, yok ben gelirim. Avrupa Birliği'ne ben üye olmak için kararlıyım. Ancak sen karar verir de ben sizi artık almayacağım bunu bilin derseniz tamam çekilirim. Ya ben niye öyle duruma düşeyim? Kapıda niye bekleyeceğim ben? Avrupalı bizden istediği her şeyi aldı. En son Kıbrıs. Gidiyor. Allah muhafaza etsin. İnşallah gitme. Her şeyi aldı. Ben kapıda daha niye bekleyeceğim? Beni üye alsınlar diye. Almam diyor adam. Ama Avrupa Anayasası'na imza attılar Sayın Genel Başkan. Hem de nerede attılar? Yani hem nerede de öyle attılar? Bir yerde attılar ki Haçlı Seferleri'ni başlatan Papa'nın heykelinin altında Hollanda Başbakanı'nın hediye ettiği dolma kalemlerle attılar. Maalesef. Efendim size şey sormak istiyorum. Bu Katar krizine nasıl bakıyorsunuz? Orada Müslüman dünyada çok ciddi bir çatışma var. Şimdi bunu ısrarla söyledik. Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'da. Özellikle ben Siyonizm diyeyim ama Amerika Birleşik Devletleri de piyon. Onu kabul belirteyim yani. Onu ben esas ana unsur diye görmüyorum öyle gözükmesine rağmen. Bu Orta Doğu'da kendi istediği haritaları çizebilmek için bir kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor şimdilik. Kaos oluşsun. Kaos oluşunca ne oluyor? Buradaki devletler zayıflıyor. Bölünecek, küçük parçalara ayrılacaklar. Bunun için ırkî çatışmaları öne çıkardılar. Etnik çatışmalar. Türksün, Kürtsün, Arapsın, evet, Çerkessin, Suriyelisin. İki, o yetmediği zaman da mezhep çatışmalarını ortaya çıkardılar. Alevisin, Sünnisin, Yemen, Şiasın, evet, falan bilmem Selefisin. Bunu çıkardılar. Ha bunlar hakikaten bir ülkenin bakıp tedbir alması icap eder. Şimdi İslam aleminde bu politikalar yürüyor. İnsanlar o kadar etkilediler ki bu noktaya getirdiler. Ancak onun dışında İslam'la ilgili sıkıntıları var. Yani özellikle 11 Eylül hadiseleri bunun için söyledim. Müslümanlara ve İslam'a karşı tavırlarında ikilikli bir tavırları var bunların. İslamofobi durduk yere meydana çıkmadı. Bu bir proje. O proje neticesinde İslamofobi çıktı. İslamofobiyle yapmak istedikleri neydi? Neyle destekliyorlar? IŞİD'e bakıyor. Kelle kesmek. İşte bu Müslümanlık. Müslümanlık öyle bir şey değil.
Ama bunu öyle tanıtıyor. Böyle olunca da batıdaki insan vay canına ya ben aman dikkat oluyor, dikkatli oluyor. Yanındaki komşusuna bile tepki duymaya başlıyor. Bu bir proje. Onun için Suudi Arabistan'ın da, Katar'ın da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de herkesin tabii kendiliğinden bir dar alanı var hareket edebileceği. Geniş değil. Suudi Arabistan Amerika'nın etkisi de tamamen dışında bir politika izleyemez kolay kolay. Gücü yok çünkü. 110 milyarlık silah alıyor. Kime karşı kullanmak üzere alıyor bunu? Başka bir Müslüman ülkeye karşı kullanmak için. Aynı şekilde gidiyor Katar'la anlaşıyor Amerika. Orada da bir üssü var. Suudi Arabistan'da da var. Orada Türkiye'den de Katar. Oraya da uçak satıyor. Ne için? Gene Müslümanlara karşı kullansın diye. Aynı işi başka ülkeler için de yapıyor. Hepsi birbiriyle çatıştırılsın diye. Tabii bu konuda tüccarlığı zirveye çıkaran Trump oldu. Alenen ben silah satacağım, zenginleşeceğim. Amerika'daki insanıma iş bulacağım. Dönerken Amerika aynen böyle diyerek gitti. Arkasındaki ülke yöneticilerinin demesi lazım ya. Adama bak. Bizi nasıl kullanıyor? Kendi memleketinde nasıl anlatıyor diye. Ancak bu noktada ben kısıtlı alanlar içinde Türkiye'nin izlediği politikanın doğru olduğu kanaatindeyim. Katar'la işbirliği. Katar'la birlikte İran'la işbirliği. Ben İran'la olan münasebete önem veriyorum çünkü Katar'ın bir nefes borusu var, o da İran. Başka yok. Türkiye ile birlikte bunun, Kuveyt de bu işin içine girdi kısmen. Onlar arabuluculuk noktasına girdiler. Tabii herkes Katar'la Suudi Arabistan arasındaki bu kavga neden çıktı? Çok çeşitli yorumlar var. Ama gördüğümüz şu, Katar yeni bir devlet. Suudi Arabistan Katar'dan daha eski. Katar'ı hep himayesinde bulundurmuş bir devlet. Ama ne zaman ki Katar'da çok zengin doğalgaz kaynakları ortaya çıkıp da Katar birdenbire zenginleşince bu sefer ben kendi kararımı kendim veririm demeye başladı. Onun o tavrı Suudi Arabistan'ı rahatsız etti. Bunun üzerine Katar yardım aradı. Amerika Birleşik Devletleri de Suudi Arabistan sonra Orta Doğu'da bir problem çıkar ne olur ne olmaz diye gitti bir üste Katar'da kurdu. Bir de Türkiye'ye gitti kurdu. Bunun faydası şu, yalnız Türkiye'nin tavrını burada ben yine şöyle önemsiyorum. Suudi Arabistan'a karşı da bir tavır sergilemedi Türkiye. Yanlış yapıyorsunuz. Bunu böyle götürmemeniz icap eder. Biz birbirimizle çatışmamalıyız, harp etmemeliyiz dedi. Ve bunu doğru buluyor. İsrail konusundan bahsettiniz de bir bilgi maalesef efendim. Trump'ın damadından bahsediyor bu Katar politikaları. Onunla birlikte evet. İsrail asıllı bir damadı var biliyorsunuz. Evet. Ama bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Üçüncü ve son bölüm için kısa bir üçüncü bölüm yapacağız. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim Aykırı Gündem'in 3. ve son bölümünde birlikteyiz. Konuğumuz Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, gazeteci arkadaşlarımız Zeynep Gürcanlı ve Ahmet Takan da bizlerle beraber. 15 Temmuz'u konuşuyoruz, FETÖ ile mücadeleyi konuşuyoruz, dış politikayı konuşuyoruz. Ama 2. bölümü bitirirken özellikle İsrail, Amerika ile birlikte İsrail'in bölgedeki politikalarını da bırakmıştık. Efendim bu arada Aykırı Gündem hashtaginden sizler de görüş ve önerilerinizi, sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Biz de genel başkana aracı oluruz. Ama ilginç bir soru var efendim. Bir arkadaş ilginç bir şey söylemiş. Soru ve aynı zamanda yorum. Şırnak ve Hakkari'nin ilçe yapılması Büyük İsrail projesi çerçevesinde bölgenin boşaltılması mıdır diye bir soru sormuş. Aslında ikinci bölümde bıraktığımız noktaya da uygun geldiği için. Ben o kanaatte değilim tam yani şahsen. Evet. Yalnız siz il yaptığınız bu Demokrat Parti'den kalan bir mirastır. Seçimlerde kendilerine destek vermeyen yerleri il olmaktan çıkarıp ilçe yaparlar, ilçeleri il yaparlar. Adıyaman'dan Kırşehir meşhurdur. Kırşehir işte. Değil mi? Evet. Onun için ben aynı kanaatte değilim ama böyle yapılması ister istemez Şırnak halkını mesela bu çok üzüyor. Bir tepki meydana geliyor. Siz il demişsiniz. Cizre eskiden de büyüktü. Büyük ilçe olmasına rağmen Şırnak başka kaygılarla mı il merkezi yapıldı?
Hakkari'de, gerçi Hakkari'nin biraz daha farklı bir şartı vardır deniyor, şartları farklı ama orada da yine aynı şekilde bir değişiklik var. Şimdi yani ben bu il yapılma konularında hükümetin tavrı ne olur bilemiyorum ama ben bunun büyük İsrail projesi içinde bir parçası olduğu kanaat, benim bilgilerim altında. Ama şu bir gerçek, bölgede çok yoğun bir göç var ve bölge gerçekten tabii insansızlaşıyor. Tabii yani bu şimdi yapılan bir şey. Bakın ben demin de şey yapıyordum, bu haritayı gösterdim. Kameraya doğru bu harita, bu evet, harita girebilirse arkadaşlar. Tarım Bakanlığı tarafından çizilmiş bir harita. Esas itibariyle sarı bölgeler şap hastalığının olduğu, şap hastalığının olduğu bölgeden Türkiye'nin batısına hayvan yani geçişi bölgeden yasaklanıyor. Yeşil bölgeye hayvan geçişi yok yasaklandı. Ama insan geçişi var tabii. Tabii. Ama insan geçiyor. Son 2,5 sene içinde 2,5 milyondan fazla insan göç etmiş. Pancar yasaklandı, orada pancardan önce tütün yasaklandığı için 300 bin aile etkilendi bu bölgede. Bu bölgedeki Cumhuriyet'in kuruluşundan beri kurulan bütün fabrikalar, özellikle bizim sanayileşme hamlesinde hocanın kurduğu fabrikaların tamamı yıkıldı. Çimentolar hariç. Bir de şeker fabrikası var birkaç tane. Orada da pancara kota konulduğu için çiftçi oradan bir fayda temin edemiyor. Çiftçiye gerekli destek verilemediği için arazi ekilemiyor. Karadeniz bölgesinde fındık ağacının sökümüne para verdiler. Bu mantık acayip bir şey. Borsa bizde olması icap eder. Dünya fındığının %65-70'ini biz üretiyoruz. Borsa Avrupa'da. Bu neyi gösteriyor? Bu bölge boşalıyor. İşsizlikten dolayı boşalıyor aynı zamanda. Yani bu boşalan araziyi siz, yani bir Sakarya muharebeleri sırasında Mustafa Kemal'in bir sözü var. Hani kuvvetlerimiz bizim bir ara geri çekildi mecburen. Hı hı. O zaman moral bozuldu. Acaba biz Ankara'dan taşıyalım mı meclisi Kayseri'ye düşünüldü. O zaman onun bir sözü vardı. Hattı müdafaa değil, sathı müdafaa esastır. O satı bütün vatandır. Şimdi sathı, o satın üzerinde, topraklar üzerinde yaşayan insanlar korur esas. Ordu sınırları korur. Vatanın tamamını korumakta vatandaş olmadan olmaz. Biz boşaltıyoruz burayı. İnsansız hale geliyor. 2,5 milyon insan gelmiş. Geriye kalanlara sorulan sorunun %75'ine verilen cevap, ilk fırsatta ben de göç edeceğim diyor. Ya onlar da fırsat arıyorlar. Fırsat arıyor tabii. Sern haritasıyla bir benzeşmesi var mı Sayın Ağabey? Bakın ben burada da burada tabii Sern haritası yok. Şey yapmadılar. Ancak burada şu var. Bu bize şeyde Sevr'le dayatılan harita. İkinci haritayı tek göstereyim efendim kamera şunu, açısından. Evet. Tabii. Tamam. Buradaki harita şimdi birinci, burada tabii ister istemez Siyonizm'e bir temasla bulunma mecburiyetim doğacak. Siyonizm şekillenmesi 1897'de oldu. Birinci Siyonist Kongresi'yle. İşte Sultan Abdülhamit'ten bazı talepler oldu. O karşılanmayınca onun tahttan indirilmesi, Osmanlı'nın yıkılması ve İslam'ın ortadan kaldırılması prensip kararları alındı. Ancak 1916 yılında Birinci Cihan Harbi'nde bir Sykes-Picot anlaşması imzalandı. Yani Fransızlarla İngilizler arasında boşalan topraklara kim nereye kadar hakim olacak? O yürürlüğe girmedi. Ruslar harbe girdikten sonra onlar da pay istediler. Bu sefer harbin sonu beklendi. Harbin sonunda Sevr Anlaşması'yla şu harita çizildi. Bu harita yalnız yürürlüğe giremedi. Burada dikkat edin, Türklere burası bırakılıyor. Şurası Fransızların, İtalyanların, şurası Fransızların, şurası müşterek bölge, Yunanlara belli yerler veriliyor. Şurada bir Ermenistan var, şurada da İngiliz bölgesi var. Bu bölgede esas itibariyle bir Kürt devleti kurulması düşünülüyor. Ama Fransızlara verilen bölgede şöyle bir şey var. İçeriye giren, niye böyle çizilmiş de bu dümdüz gelmemiş? Çünkü arz-ı mev'ud haritasına baktığınız zaman bu bölge, GAP bölgesi Büyük İsrail projesinin içinde. Burada işte bir Balfour Deklarasyonu var meşhur 1917 yılında. İngiliz hükümetinin aldığı bir kararı, İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour Rothschild'e götürüyor Yahudi temsilcisine.
Diyor ki harpten sonra İngiltere Filistin topraklarını işgal edecek. Orada bir Yahudi devleti kurulmasına destek verecektir diyor. Şimdi geçenlerde yaklaşık işte 3 ay oldu belki, 3-4 ay oldu. İngiltere Başbakanı May dedi ki biz Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılını kutlayacağız ve şerefle kutlayacağız. Buna da cevabı Robert Fisk verdi Independent gazetesinde. Yine, çok ağır bir yazı yazdı. Bunu şunun için söylüyorum. Biz yani Siyonizme atıfta bulununca birçok arkadaş bunu bizim bir hobimiz. İşte bunu söylemekten vazgeçemiyoruz. Yani aslında hayalden ibaret zannediyor. Değil. Theresa May bizi destekledi bu bakıma. Yani bu bir gerçektir ve biz hala aynı kanaatteyiz diyor. Elimize fırsat geçerse tabii, biz bunu yapacağız şimdi, diyor. Şimdi o harita vardı bizde ayrıca. Bu arz-ı mev'ud denilen şey Yahudilerin inançları gereği Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vaat ettiği topraklar. Vaat edilmiş topraklar diye kabul ediliyor. Türkiye'nin bu kısmı Suriye, Irak'ın bir kısmı çünkü Fırat oraya kadar iniyor. Suudi Arabistan'ın bir kısmı Ürdün, Lübnan giriyor. Mısır giriyor aynı şekilde ve Eritre giriyor. Şimdi bu harita hala yürürlükte gerçekleştirilmesi bu haliyle değil ama şu içeriye hançer gibi giren kısım onun işareti. Zaten demin bir ara söz geçti. Biz şu şeyi pamflet şey ne diyelim broşürü 2004 yılında yayınladık. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelere başlama kararının alındığı yıl. Biraz daha çekebilir yıl. Miyiz efendim kamerasını? Çünkü gündüz hava evet. Fişeklerin tamam. Atıldığı zaman. Tabii o zaman yayınladık. Niye? Çünkü bir o şeyin imzalanma törenleri falan onları geçiyorum. Ama esas 3 tane rapor imzalandı. Birisi Avrupa Parlamentosu'nun raporuydu. Şimdi mesela Avrupa Parlamentosu'nun raporu yok hükmündedir diyorlar. Ama o zaman Avrupa Parlamentosu'nun müzakerelere başlama raporunu gökyüzüne çıkarttılar. Alkışlayarak. Tabii. Ama 2 tane rapor daha var Avrupa Parlamentosu'nun raporu. 1 ileride çıkabilecek problemler, 2 çözüm yolları. İşte onun içinde arz-ı mevuda atıf var. Akıl almaz bir şekilde. Bir madde diyor ki ileride şöyle Türkiye Orta Doğu'nun en zengin su kaynaklarına sahip ülkesidir. Bu su kaynaklarından İsrail'in ve komşularının eşit miktarda yararlanabilmeleri için bu bölgenin üzerindeki tesislerle birlikte yani Fırat ve Dicle Havzası'nın üzerindeki tesislerle birlikte uluslararası bir yönetime devri gündeme gelebilecektir. Yani biz Atatürk Barajı'nı vergilerimizle yaptığımız barajı vereceğiz. Vereceğiz. Uluslararası bir kuruluşa devredeceğiz. Bunu da rapora yazıyorlar. Bunu da rapora yazıyorlar. Biz onu burada getirdik, dile getirdik. Şimdiye kadar kimse cevap vermedi. Peki AKP bunu görmeli mi, görmezden mi geldi? Görmemesi mümkün mü? Yani bu rapor nihayet 500 sayfalık, 1000 sayfalık rapor değil. 1000 sayfalık bir rapor olsa, bir rapor teferruatına kadar Dışişleri Bakanlığı, ilgili bakanlıklar tarafından okunmaz mı? AB'den sorumlu bakan bunun cevabını vermesi lazım. Bu ne demek? Biz niye hala ısrarlıyız? Yani demin arkadaşlarımız getirdiler burada şu arz-ı mev'udun haritasıdır. Nereyi istediklerini. Nereyi istediklerini gösteriyor. Türkiye'nin İsrail'de. Sykes-Picot haritasının aynısı. Tam o hançer dediğiniz şey orada tabii, var. Tabii o gözüküyor. Şu da Sykes-Picot anlaşması neticesi. Aynı, birebir aynı. Bunların hepsi bölgeler paylaşılmış. Şu da İsrail'in ne kadar acımasız olduğunun işareti. Ha, şu Filistin bölgesi giderek. Filistin bölgesi. Bakın şu 46'da daha devlet kurulmadan. Evet. Bu 46'da şu koyu yerler Müslümanların oturduğu yer. 47'de devlet kuruluyor. Şuna bakın büyük bir kısım gidiyor. Yahudilere veriliyor katliamlarla. Köyler yok ediliyor. Sonra şu 1967 şu bölgelerin büyük bir kısmı ortadan kalkıyor. Şimdiki harita bu. Şimdi de diyorlar ki Filistin'de bir Filistinlilerin devleti kurulsun. Ne devleti? Devlet dediğiniz mahallelerden meydana gelen bir devlet. Mahallelerden meydana gelen bir devlet olur mu? Ve bu bir insan ömründe oldu yani. Tabii. Uzun bir zaman değil. Şunla bunun arasındaki mesafe, şunla ikisinin arasındaki mesafe 20 sene. Şuraya baktığımız zaman da 60 sene.
daha güncel bir şey efendim. Bugün ilk kez Mescid-i Aksa'da Cuma namazı tabii kılınamadı. Yani bu, daha önce de postallarıyla ilgili hep ilkler yani. Daha giderek yani de pervasızlaşılıyor sanki. Şunu şey yapıyorum. İsrail'le bu anlaşma, Avrupa Birliği'nin anlaşması yürürlükte olduğu müddetçe biz İsrail'le bütün adımlarımıza dikkat etmemiz icap eder. Ama buna karşılık giderek gelişen ilişkiler var. Dostluklarımız artıyor güya, ilişkiler artıyor. Yani bazen öyle derler, mahkum celladına aşık olurmuş. Yani adamlar bizi ortadan kaldırmaya çalışıyor, biz de onlarla dostluk kurmak için elimizden gelen her gayreti gösteriyor. Olmaz. Beni tabii Yahudiler de dinliyor, İsrail de dinliyor. Ben Yahudilere karşı değil. Hiçbir zaman da olmadım. Ama Siyonizme karşı. Siyonizm çünkü bir ideoloji. Acımasız bir ideoloji. Yahudiler ise bir halk. Osmanlı döneminde de biz, diğer Müslümanların bulunduğu dönemlerde de, İspanya'da da dostane ilişkiler içinde yaşamışız. Ama ne zaman ki biz gücümüzü kaybetmişiz, anamızdan evdiğimiz sütü burnumuzdan getirmişler biz. Efendim bu çerçevede bu son dönemde Kürtlerde de bir hareketlenme var. Bölgedeki Kürtlerde. Barzani bir bağımsızlık ilanı, bir referandum arkasından da bağımsızlık ilanı gelecek. Ve bunu da önümüzdeki ay yapacaklar. Ağustos yani çok da kalmadı. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya maalesef yani bunu biz, bizim desteğimiz de oldu bu iş. Biz Irak'a Amerika müdahalesinde destek verdik. Barzani öyle doğdu. Şimdi Barzani dışarıdan destek alıyor. Barzani'nin aslında böyle bir teşebbüsle bulunması doğru değil. Kendisi için de doğru değil. Çünkü tamamen uydu devlet haline gelecek. Denizlere açılamayan devletler ortada kalırlar. Bunlar da İsrail'in, Amerika'nın etkisine girecekler. Ha Türkiye etkili olabilir mi? Olabilir yerine göre. Ama bu başka etkiler meydana getirecek. Hükümet çok ciddi, sert tavırlar sergiliyor. Bunların ne kadar yerine getirilebilir onu bilemiyorum. Ben ama çok da ciddi ve sert bir tavır görmedim ben açıkçası. Yani yapmasanız iyi olurun ötesinde bir açıklama duymadım işte ben. Biraz iyi olurdan daha sert sözler kullandılar. Yani biz buna rıza göstermeyiz. Böyle bir oluşumada fırsat vermeyiz gibi de ben onun için dedim. Ama yani Orta Doğu yeniden şekillendiriliyor, dizayn ediliyor. Esas dikkat çekilmesi icap eden husus bu. Bu şekillendirilirken de işte gerek Amerikalılar, gerekse İngilizler, Siyonistler bu bölgede bir kaos meydana getirerek kendi karşılarında bir direnç oluşmaması için çaba sarf ediyorlar. Şu andaki aşama bu seviyede. Onun için ne yapıp Türkiye ile İran'ı kapıştırmak istiyorlar. Esas şu anda hedefte Türkiye ve İran var. Türkiye'nin şu anda buna direnmesi beni biraz ümitlendiriyor. Ne kadar dayanırlar bilmiyorum. İnşallah dayanırlar. Saraf Amerika'dayken, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı da Amerika'da tutukluyken Türkiye sizce buna direnebilir mi? Türkiye demeyeyim, AKP iktidarı. Türkiye direnir de. Yani şöyle, tabii şimdi öyle bir soru sordunuz ki, bunlar neticede pazarlık konusu haline gelir diye düşünüyorum ben. Bakın bir şey dikkatinizi çekiyordur umarım. Türk Devleti'nin bir bankasının genel müdür yardımcısı Amerika'da şu anda hapishanede ve Türkiye'de kimse bunu sorgulamıyor. Evet. Ama şöyle onu tabii şu şekilde yorumluyorlar. Anladığımı söylüyorum ben. Biz İran'la ticari münasebetlerimizi geliştirelim dediğimiz zaman Amerika buna razı olmadı. Bunun üzerine biz doğrudan doğruya bir ara barter yoluyla bu münasebetleri artıralım dedik. Mal karşılığı. Siz de bize verin bir hesap tutulsun. Biz de size mal verelim. Neticede bunu bağlaştıralım diye. Ancak bir ara altınla bunu yaptılar. Altınla yaparken benim tahminim bu. Burada en önemli rolü Halk Bankası üstlendi. Halk Bankası bir bakıma devletin kendisine verdiği vazifeyi yerine getirdi. Ama bu uluslararası sahada Amerika'ya bak kafa tutmak manasına geliyordu. Amerikalılar biz buna müsaade etmeyiz. Şimdi bundan dolayı devleti suçlasa bir yere gidemeyecek bir şey olmayacak. Onu da istemiyor. Biz bankanın genel müdür muavini içeriye alırız dediler. Saraf'la beraber hadi bakalım şimdi ikisini birden bize karşı kullanıyorlar. Benim anladığım bu. Ha burada ne netice çıkar? Neticede görünürde bir şey çıkmaz. Beni endişe ettiren, vermememiz icap eden tavizleri verebiliriz. Amerika ile İran anlaşırsa? Amerika ile İran
temelde anlaşamaz. Öyle gözüktürürler. Çünkü şu anda belli kesimler, efendim İran'da aslında bir devrim meydana geldi ama bu da Amerika'nın bir oyunu. Yani ben bu kadar uzun vadeli böyle bir oyunu aklım ermiyor. Amerika'nın, İsrail'in Orta Doğu'daki en güçlü müttefiki ortadan kalktı. Şah öyleydi. Her şeyi onlara emanetti. O ortadan kalktı. Şimdi siz onun yerine Hümeyni gelecek. Hümeyni ondan daha fazla Amerikalara bağlı olacak. Ki yapmadı. Bu hiçbir zaman. Ki yapmadı. Bu akla ziyandı. Onun için Irak'la İran'ı kapıştırdılar. Bu noktada Amerika'da özellikle İsrail, İran'daki nükleer çalışmalardan rahatsız. İran çok açıkça diyor ki ben silah yapmayacağım. Ancak nükleer santral kuracağım. Kuracağım nükleer santralın yakıtını, uranyumu da ben zenginleştireceğim. Onlar da diyor ki sen uranyumu bu seviyede zenginleştirmeye kalkarsan silah yapacak potansiyele kavuşursun. Biz de buna razı olmayız. Şimdi düğümlenen nokta bu. Başka bir şey yok. Yakıtını yapmasına izin vermiyor. Ha, bu sefer devreye Rusya girdi. İran dedi ki tamam o zaman. Ben bu noktada Ruslara güveniyorum. Yakıtı onlarla paylaşacağım. Yeri geldiği zaman imal ettiklerimi onlara vereceğim. Gelip denetlesinler. Siz de gelin denetleyin. Ama bu yakıtı bu kadar zenginleştirmeye izin veren bir teknoloji, imkan veren bir teknoloji İsrail'in özellikle rüyasını karartıyor. Hiç hoşuna gitmiyor. Sebep o. Türkiye'nin ise bugünkü hali zaten eskiden beri bu yeni bir şey değil. Haritaları çizmişler. Türkiye bu haliyle Avrupa Birliği bile diyor ki siz bu cüssenizle bizim için çok büyüksünüz. Avrupa'nın en büyük ülkesi olacaksınız. Biz buna razı olamayız. Ne olacak? Ya bölüneceksiniz. Yani açıkça söylüyorlar bunu. Hazımsızlık kelimesini yok, kullanıyorlar. Yok. Ha, hakikaten öyle. Hazmedemeyiz. Hazmedemeyiz diyor. Tabii ki. Aynen bu kelimeyi onun kullanıyorlar. Için, yani. Oysa biz neler hazmediyoruz. Onun için bütün dert şimdi inşallah aklı selim burada galip gelir. Türkiye yönünden de İran yönünden de. Türkiye ile İran kapışma noktasına girmez. Bu yeni değil zaten. Bakın ta 1930'lardan başlıyor iş. Bağdat Paktı ile başlıyor. Kral Hüseyin niye gitti? Böyle bir işler gösterdiği için. Arkasından Saddam geldi. O gittikten sonra geldi ama. Sonra ne oldu? Bu Sento'ya döndü. Sonra ne oldu? İşte RCD kuruldu aslında. Regional Cooperation for Development diye. İşte İran, Türkiye, İran, Pakistan. Şimdi potansiyel var. D8'lerde biz Türkiye, İran, Pakistan'la beraber. Ayrıca Sento diyorum ben. Bizim Orta Asya Cumhuriyetleriyle kurduğumuz ekonomik işbirliğinde 11 ülke var. Orada da bunlar var. Aslında Türkiye şimdi bunu birleştirebilse, burada bir birliktelik oluşturabilse, orada Rusya da var çünkü aynı zamanda. O zaman bu bölgede bir güç oluşur, odağı oluşur ve Türkiye dışarıdan gelebilecek etkilerden kendisini selamete getirebilir. Ama bu, Avrupa Birliği ile bu işi böyle götürürse evet, olmaz. İnce bir D8 dediniz. Bir siz de 8'e gelelim ama ben bir. Yani tamam, konu, tamam. Araya müsaade. Tamam. Söz misafirin bize sahibi. Yani şimdi D8'i soruyorsun. O Ramazan süresince hiç bir araya gelemedik. Bir fırsat olamadı. Çok merak ettiğim bir soru var. Çok dikkatimi çekmişti o medyada da haber oldu. D8'lerle ilgili bir yemek düzenlediniz. Evet, iftar. Ve iftar verdiniz. Ve çok geniş katılımlı bir iftar oldu. Evet, öyle gördüğüm, oldu. İzleyebildiğim kadarıyla. Doğru. Fakat orada Sayın Abdullah Gül'ün yemeğe katılması beni çok dikkatimi çekti. Evet. Tabii bir gazeteci olarak kurcalamak isterim. Yani Abdullah Bey niye geldi o yemeğe? Bir, orada size neler söyledi? Aslında çok güzel şeyler söyledi. Yani şu Abdullah Bey'in oradaki özelliği şu. Biz o yemeğe Refah çünkü bugüne kadar Saadet Partisi'ne hep mesafeli uzak durduydu. Birdenbire ne oldu da Abdullah Bey oraya geldi? Çok merak ettim. Yok, ben yani kendisini ben seçilince beni aradı. Tebrik etti hemen. Ben de kendisini ziyarete gideceğimi söyledim. Gittim ziyarette ettim daha önceden. Abdullah Bey'le biz yani neredeyse 30 yıldır arkadaşlığımız var. O tabii daha genç o dönemde. Ancak Abdullah Bey D8'lerin kuruluşunda Erbakan Hoca'nın sağ kolu gibi çalıştı.
O zaman o kurdan sorumlu bakan mı? Tabii. Yani kendisi adeta esas Dışişleri Bakanı Çinler'di. Ama bizim hükümette dışişleriyle ilgilenen bakan, devlet bakanı olarak Sayın Abdullah Gül'dü. Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanı. Orta Asya. Bütün şey, Türkler. Yani Türk Cumhuriyetleriyle ilgili bu D8'lerin kuruluşunda hep Erbakan Hoca ile beraber oldu. Bütün formaliteleri o takip etti. Bir de hatta hatırlıyorum, bir genelge krizi olmuştu. Bütün bu konudaki büyük yetkileri Sayın Abdullah Gül'e vermişti Erbakan Başbakan olarak. Çiller o sırada Dışişleri Bakanı olarak Rusya'daydı. Böyle yumruğunu vura vura siz ne yapıyorsunuz diye bir koalisyon içinde bir çatırdama olmuştu. Evet. Hatırlıyorum onu. Doğrudur. Şimdi biz işte o dönemdeki Refah Yolu hükümetindeki bakanlar için hepsini çağırdık. Abdullah Gül dahil diğer bakanlar. Daha önce de çağırdınız ama değil mi bu tip toplantı? Şimdi bu tip toplantıları biz Erbakan hocamızın vefatından sonra ilk defa yapıyoruz. Erbakan hocamız da vefatından önceki 3-4 sene içinde yapmaya başlamıştı. 28 Şubat'ta bir ara verildi. Ondan sonra ta yani 2004-2005'ten sonra başladı bunlar. Vefatına kadar devam etmişti. O zaman davet ediyordu. Biz Tansu Çiller'i de davet ettik mesela. Bir mesaj gönderdi, katılamayacağını söyledi. Onun için Abdullah Bey'le bizim eskiden de dostluğumuz olduğu için bir de Abdullah Bey'in ben şahsen işte cenaze babası vefat ettiği zaman cenazeye de gittim. Abdullah Bey rahat konuşulacak bir insan. Cumhurbaşkanlığından ayrılmadan önce aslında bizim arkadaşlarımızın, onunla beraber çalışan eski arkadaşlarımızın, benim de abim durumda bulunan insanların hepsini, Recai Bey işte, bilmem Şevket Bey, Fehim Adak, bütün bu Ahmet Bey, herkesi çağırdı. İşte 8-10 kişi civarında. Orada da kendi fikirlerini, bazı düşüncelerini dile getirdi. Abdullah Bey tabii, gerçi konuşmada bugünkü meselelerin içine biz girmedik. Ama bazı noktalarda hükümetten çok farklı düşünceleri vardı. Yani biraz daha liberal meselelerde özellikle düşünce, fikir, inanç, özgürlüğü konusunda daha hassas olunması gerektiğini, bunun üzerinde vurgu da yapıyor kendisi. Bunu da rahat söylüyor, her yerde söylüyor. Özel bir şey olmadı. Yani oradan başka bir mana çıkar mı? Yani ben farklı bir mana çıkarmayayım. Yani siyaseten senin istediğin cevap yok yani Ahmet Takan. Evet. Yok, ben geçen gün gittim Sayın Davutoğlu'yla da bir öğle yemeği yedim. Yani bir 2-3 saat konuştuk. Çok çeşitli fikirleri. Davutoğlu tabii başbakanlık yapan bir insan nihayet. Onun fikirleri benim için de önemli. Ben kendi düşüncelerimi de soru sorarak da söyledim. Biraz kitap da yazıyor şimdi. O kitaplarında da kendi fikirlerini, düşüncelerini dile getirmiş. Türkiye'nin problemi efendim konuşmak değil ki, konuşamamak zaten. Tabii esas sıkıntı orada. Yani orada herkes herkese konuşsa belki birçok sorun çözülecek. Yani ben şu kanaatteyim. Sadece AK Parti'nin içinde değil, diğer arkadaşlarla da ama özellikle AK Parti'nin içinde çeşitli makamlarda bulunan ve geçmişte tecrübesi olan insanlarla da mutlaka oturup konuşmayı arzu ediyorum. Ne düşünüyorlar? İşte burada yani bazılarında söylediğim bir sıkıntı var. Yani sıkıntıları var. Tasvip etmedikleri birçok gelişme oluyor. Ama bunu dinlendirmiyorlar. Dinlendiremiyorlar. Endişe ediyorlar. Endişe ediyorlar. Niye endişe ediyorlar? Sormadım. Endişe ediyoruz da demiyorlar. Ama endişe ettikleri ifadelerinden belli. Yani hangimiz etmiyoruz ki şu aşamada? Yani ben köşe yazımı yazarken 3 kere düşünüyorum açıkçası. Acaba bu hangi ceza kanununun maddesine girer diye endişelerim oluyor bazen. Yani inşallah bu dönem geçecek. Ben aklı selimin hakim olacağını ümit ediyorum. Tabii bu da tamamen hükümetin, yani özellikle Cumhurbaşkanı'nın kendi tavrıyla ilgili bir konu. Yani ümit ederim ki belli bir noktada bu problemleri daha net bir şekilde görür. Yani insanların fikirlerini söylemeyip içlerinde biriktirmesi yerine fikirlerini söylemesi aslında çok daha rahatlık meydana getirir Türkiye'ye. Demin söylediğim ki insan kendi içine biriktirdiği bir şey çok önemliymiş zanneder, söyler. Ondan sonra bakar ya o kadar da yani çok da ahım bir şey değilmiş der kendi fikri için bile. Efendim programın sonuna yaklaştık ama bitirmeden önce elbette 15 Temmuz'da başlamıştık. Yine onunla ilgili mesajınızla bitirmek isterim ama çok yoğun Twitter'dan ve WhatsApp'tan mesaj geldiği için az önceki Mescid-i Aksa ve İsrail meselesiyle ilgili
Ahmet Takan yeterli tepki gösterilmiyor ama diye bir cümle söylemişler. Birkaç uyarı aldım. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul ve Ankara İsrail Konsolosluklarının ben önünde eylem yapmış. Ben anladım ama buraya zemin yani, olsun evet, diye. Hatta evet. Temel Bey'in sözünü kesmemek için girmedim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir lafı vardı. Ben ölene kadar Mavi Marmara'dan sonra söylemişti bunu. Hiçbir şekilde İsrail'e barışmam mealinde. Tam birebir evet, şey yaptı. Bu akşam da Anadolu Gençlik Derneği 15 Temmuz'da efendim bu sorumda size son sorular artık. İncirlik Üssü'nün rolü çok konuşuldu. Çok ciddi iddialar gündeme getirildi. Biz konuşmanın birinci bölümünde de bu 15 Temmuz hain darbe girişiminin Amerika yurt dışı bağlantısına ilişkin çok ciddi şeyler konuşuldu. Bugün de Anadolu Gençlik Derneği orada bir darbenin üstüne yürüyoruz. Üstüne yürüyoruz diye de bir kelime şey yaparak bir eylem yaptı. Önemliydi. İncirlik konusunda tamam iç politikada darbeye yönelik gerçekten girişimi veya taşeronlarına yönelik ciddi bir mücadele veriliyor diyelim. Ama siz dış perde arkasındaki güçlere yönelik yeterli tedbirin alındığı, yeterli kararların ortaya konulduğunu düşünüyor musunuz? İncirlik merkezli bunu sormuş olayım. Yani İncirlik bir NATO üssü. Şeyden sonra Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'de kalan tek üs. Amerika bütün üslerini kapattı. Dinleme istasyonlarının tamamı kapatıldı. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi onların bir kısmı yeniden açıldı. Ama İncirlik maalesef NATO'nun bu bölgedeki en önemli üssü olmasına rağmen, hatta NATO Güneydoğu'daki karargahını bir ara İzmir'e taşımış olmasına rağmen İncirlik'i kendi maksadına uygun olarak kullanmıyor. Kendi emellileri istişah, yani Amerika'nın kendi menfaatleri için kullanıyor. Bu tehlikeli. Yani bir, resmi bir amacı var onun. Onun var. Dışında kullanıyor. Tabii. Kendi buna özel amaçları için. Buna Türkiye'nin müsaade etmemesi icap eder. Böyle diyorsun. 15 Temmuz en çarpıcı örnek. En çarpıcı örnek tabii. Yani 15 Temmuz'da orada bir şeylerin, yani kontrol oradan geldiği intima çok güçlü. Deliller de söyleniyor. Onun için yani işte Irak'a müdahale edildiği zaman biz hükümet olduğumuzda işte çelik güç bildiğiniz gibi o zaman bunlar da gündeme geldi. Normalde oraya uçan bütün Amerikan uçaklarında silah olmayacak, bir Türk subayı bulunacak. Ama efendim, hiçbiri yapılmadı. Bir şey İncirliği kendi emelleri doğrultusunda kullanıyor hemfikiriz. Hatta ileride daha farklı talepleri olacağı da biz gazetecilerin kulağına geliyor. Fakat bir şey gözden kaçırıyoruz herhalde. Amerika'nın kullandığı tek yer İncirlik mi? Irak Savaşı'nda şunu gördük. Diyarbakır'ı kullandı, Konya'yı kullandı, Malatya'yı kullandı, Trabzon'u kullandı. Yok, yani biz, esasında topyekun Türkiye bir incirlik olmuş vaziyette. Doğru. Biz o zaman yok açıkça işte karayoluyla Amerikan askerlerinin Türkiye'den geçişine izin verilmeyince bir kararnameyle biz 7 tane üssü, 6 limanı ve hava sahamızı açtık. İşkence adasına götürdükleri gariban Müslümanların hepsini Diyarbakır'dan sevk ettiler efendim. O uçaklar, o işkence uçakları tabii, bile tabii. Türkiye'ye indiğine ilişkin haberler var, istihbarat var. Doğru, dediğiniz çok. Tabii onlar gelip geçiyor ama İncirlik bir simge. Ama bunları kamuoyuna hatırlatmak lazım değil doğru, mi? Doğru, dediğiniz de doğru. Ben bundan dolayı şimdi yani oturup da Amerika ile kavga edelim, Avrupa ile kavga edelim demiyorum. Ama bu şahsiyetli dış politika tavrı, onların etkisinde kalmadan, onlara alet olmadan biz kendi dış politikamızı belirlemeliyiz. Sayın Davutoğlu'yla öğle yemeği yedik demiştiniz. Evet. Kendisi stratejik derinliğin mimarı, bu AKP iktidarının da dış politikasının mimarı. Bir pişmanlığı söz konusu mu? O taraflara ben hiç girmeyeyim. Yani biz genelde bir sohbet ettik. Ahmet Erkan kulis yazılarıyla meşhur efendim. Ben size söyleyeyim. Yani bu soruları sorarken yarınki yazıyı düşünerek soruyor. Bu yemekte neler konuşacağız. Ama bunları biz sık sık Ahmet Erkan'ı alacağız. Evet. Daha sonra da sizi misafir edeceğiz. O bir özel bir sohbetti. Ben kendisi de ben genel başkan seçince şey yaptı, aradı sağ olsun. Eskiden beri de tanıyorum yani. Epeyce bir uzun zamandır tanıyorum. Dışişleri Bakanlığı esnasında da zaman zaman... Ben de bir dönem beraber çalıştım. Öyle mi? Temaslarımız da oldu. Yani tabii Sayın Davutoğlu'nun bir akademisyen kimliği olduğu için meselelere biraz daha farklı açılardan yaklaşıyor. Biz belki farklı düşünüyoruz bazı noktalarda. Kesinlikle farklı düşüncelerimiz var. Onu da kendine mahsus
farklı düşünceleri var. Ama o bir özel sohbet olduğu için ben orada detaya da pek girmek istemem şahsen. Evet. Efendim bitiriyoruz. Dediğim gibi yarın 15 Temmuz. Varsa son mesajınız 15 yani Temmuz'la son, ilgili. Mesajımız... Onunla bitirelim. Bize son soru hakkı yok. Var. Var. Varsa bence. Tamam yani. Buyurun sizi. Bir soru daha. Tabii, 15 Temmuz mesajıyla bitirelim diye çünkü ben. Çünkü gerçekten varsa, ben gazeteci olarak kendi payıma teşekkür ediyorum. Çok tarihi açıklamalarda bulundunuz. Ama şunu çok merak ediyorum. Tabanla çok iç içe, tabanı yakından gözlemleyen ve de AKP tabanını da çok iyi bilen bir isimsiniz. 16 Nisan'dan sonra, 16 Nisan'da çok şey vaat edildi. Terör bitiyordu, şehit cenazeleri devam ediyor. Ekonomik sıkıntılar, diğer huzursuzluklar, madde madde sıralamayalım. Hepsi ortada. O günkü 15 Nisan'daki sorunlarımız neyse 16 Nisan'dan sonra bence katlanarak devam ediyor. Tabanda özellikle evetçiler arasında bir hayal kırıklığı, bugün bu sandık önümüze konulsa hayır verirdik diyenler var mı ve bunun oranı nedir? Bir pişmanlık söz konusu mu? Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Tabii biz bir anket yaptırtmadık. Ama var kanaatindeyim. Yani başka anketler geldi. Başka anketlerde bugünkü gidişatı tasvip etmeyenlerin adedinde ciddi artışlar var. Ben bu kamplaştırma çabasının da biraz buradan kaynaklandığı kanaatindeyim. Gidenleri geri getirmek, tutmak, sabit tutmak. Ya da olanları kaybetmemek için. Ama test tepki meydana getiriyor. Çünkü ne olursa olsun insanlar kendi fikirlerini söyleyemeseler bile ileride mutlaka sandığa yansıtacaklar. Ve bu önümüzdeki sandıklara yansıyacak. Türkiye farklı bir Türkiye olacak. Bu Türkiye'ye iktidar intibak ederse farklı bir Türkiye olur yine. Etmezse bu sefer yani hepimizi sıkıntıya sokan gelişmeler olabilir diye düşünürüm, üzülürüm. Ama bir değişiklik var. Ve insanlar evet diye derken ağırlıklı olarak özellikle tereddütlü olan belli bir kısım sırf Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Erdoğan'ın şahsında bu oyları kullandılar. Bundan sonra o iş aynen devam eder mi? Ben zannetmiyorum yani. Böyle bir kanaatim var benim. Bundan dolayı da önümüzdeki aylarda hükümetin kendi politikalarını yeniden tanzim etmesi gerekir diye düşünüyorum. Fakat maalesef burada da yanlışları düzelteceklerine dair bir işaret göremiyorum. Siz bir erken seçim bekliyor musunuz? Yani 2019'dan önce alırlar mı? Ben şahsen özellikle Trump'ın seçilmesi ve bir de şeyde yapılan, İngiltere'de yapılan seçimlerde Theresa May'in kaybetmesi, yani birdenbire oylarını artıracağım diye gitti, bambaşka bir tabloyla karşıladı. Fransa'da kimsenin beklemediği bir şekilde Merkel çıktı, yani Cumhurbaşkanı, partisi yok. Arkasından kısa vadede bir parti kurdu, o da en büyük parti haline geldi. Yani bu toplumda hızlı değişmeler meydana geliyor. Hükümetler buna ayak uyduramazlarsa yarın beklemedikleri bir tabloyla karşılaşabilirler. Bu ortaya çıktı. Ben bundan dolayı aslında bir, yani şöyle diyelim, ekonomide, dış politikada Türkiye o kadar çok köşeye sıkıştı ki istemeyerek bazı tavizler verecek diye bir endişe var bende. Bu tavizleri vermeden önce seçime gidelim. Seçimde alalım uzun vadeli bir yetkiyi, telafi ederiz onu diye düşünüyordum. Ama bu seçimlerde bu neticeler alınınca Fransa ve İngiltere'de bu sefer tereddüt doğdu. Ya biz şu iki seneyi kaybetmeyelim noktasına tekrar dönüyor. Kaybetmeyelim noktasına dönmüş olabilirler diye düşünüyorum. O da verecekleri tavizleri nasıl verecekler? Çünkü onu başarı diye göstererek verecekler. İşte varlık fonunu böyle göstermeye çalışıyorlar. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iş olmaz. Siz varlık fonunun kullanılmasını devlet denetimi dışına çıkarıyorsunuz. Neymiş? Özel şirketlere denetleyecekler. Ya böyle bir şey olur mu? Bu ne demek?
Özel şirket dediğin senin istediğin raporları tanzim eder verir sana. Parasıyla rapor. Parasıyla rapor yazdırtırsınız. Böyle şey olur. O şirketleri de kendileri kurarlar. Yani onun için ama bunu ilan ediyorlar. Bu doğru bir şeymiş gibi takdim etmeye çalışıyorlar. Bu olmaz bir defa. Ben onun için burada bir sıkıntı var. Seçime son zamanlardaki kanaatim tekrar bekleyeceğiz biraz daha. Geciktirebilirler. Anketleri sürekli yaptırıyorlar. Tabii Tayyip en özelliklerinden bir tanesi. Sürekli anketler yapıp halkın nabzını tutmak. Ona göre, nabza göre şerbet vermeyi iyi biliyorlar gibi geliyor bana. Ama bir noktadan sonra hasta iyice hastalanırsa tedavi olmaz. Olamaz yani. İş geçer. Palyatif tedbirlerle hastalığı düzeltme imkanı ortada kalkar. Önümüzdeki bir iki ay içinde belli olur zaten sonbaharda seçime gidilir mi gidilmez mi diye. O ihtimal zayıfladı kanaatindeyim şimdilik. Tabii 15 Temmuz'a gelince 15 Temmuz tabii Türkiye'nin yaşadığı hakikaten başarısız olmasına rağmen en korkutucu ihtilallerden birine şahit olduk. Ne 1960'ta, ne 1971 muhtırasında, ne 1980'de, ne 28 Şubat'ta benzer bir manzarayla karşı karşıya kalmadık. Herkes sabahleyin kalktı, o ihtilal olmuş, geçmiş olsun veya gözün aydın dedi birbirine. Ama bu sefer biz korkunç bir tabloyla karşı karşıya kaldık ve bu Türkiye'nin üzerinde oynanan bir oyun olduğu da ayan beyan ortaya çıktı. Bunu hükümet yetkilileri de çok açık olarak söylediler. Türkiye'ye karşı belli bir plan dahilinde bir komplo hazırlanıyor. Türkiye'nin uyanık olması icap eder. Onun için biz palyatif tedbirlerle ne terör önleyebiliriz, ne bizim bu bölgedeki politikalarımız, dış politikalarımızı palyatif tedbirlerle geçiştirebiliriz, ne Avrupa Birliği ile olan münasebetlerimiz düzelir, ne ekonomi düzelir, ne eğitim düzelir, hiçbir şey düzelmez. Batı bizden taviz istiyor. Kimliğimizi bizim ortadan kaldıracak, gücümüzü kıracak tavizler istiyor bizden. Biz bunu vermeyelim diyoruz ama mecburen veriyorlar. İşte Kıbrıs'ın verilmesi ben böyle görüyorum. Ne alakası var? Niye Kıbrıs'ı vereceğim? Her yerde ayırmaya çalışıyor. Devletçikler kurmaya çalışıyor. Ya bunlar farklı kanaat şeyler, ırklara mensup. Burayı bölelim, Kıbrıs'a gelince birleştirelim. Kıbrıs'ın niyeti belli efendim. İsrail gazını oradan geçirecekler. Tabii yani onun için bunlar çok açık. Ben 15 Temmuz'ların bir daha yaşanmaması için hükümetin çok ciddi tedbirler alması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü büyük bir badire atlattık. Bunu yaşadılar, gördüler. Ben bunun bir oyun falan olduğu kanaatinde değilim. Bu kadar korkunç bir oyunu bir iktidar kendisinin aleyhine düzenleniyormuş gibi göstererek bir risken altına girmez benim kanaatim. Bu Kıbrıs'la ilgili efendim geçen hafta Ümit Özdağ burada konuktu da Profesör Doktor biliyorsunuz evet. Strateji Araştırma Merkezi yöneticiliği de var. Evet. İlginç bir rakam verdi mesela Türkiye asker çekmeyi oradan tartışırken dünyanın en fazla silahlanan bölgesi Güney Kıbrıs'mış. Yani ilk onun içerisinde yanlış hatırlamıyorsam. Allah Allah. Tabii. Onu bilmiyordum. En son 4000 sözleşmeli asker aldı. Evet. Bir milli muhafız ordusu diye bir evet. şey kurulmuş geçen mesela. 80 bin kişiyi silahlandırmaktan bahsediyor. Biz asker yani. Çekerken oradan onlar asker oluyor. 3 bin, tabii. Bu sene 4 bin. Evet. Ben yani bunu bilmiyordum. Çok ilginç. Yani geçen hafta o bahsedince şey ben de evet. Fark ettim. Biraz da baktım. Doğru. Evet. Yani İngiltere, Rusya, Amerika'dan sonra en fazla silahlanan tabii. bölge Güney yani Kıbrıs. Orada İngiltere hala bir üst, iki tane üst bulunduruyor. Hiç de devlet statüsünde bile efendim orası yani hiç, çok ilginç. Bir de hiç konuşulmuyor. Yani Türkiye orada asker çeksin, Türkiye çekilsin, oradaki Türk vatandaşları geri gitsin, gelsin. Bunlar hep konuşuluyor. Fakat İngiliz hiç, üstleri hiç. Ne Birleşmiş Milletler konuşuyor, ne görüşmelerde ele alınıyor. Yani ben burada hükümetin cidden ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle çünkü hala evet hükümet değişmedi, devam ediyor ama Sayın Cumhurbaşkanı fiilen partinin başına geçtiği için fiilen hükümeti de artık yönetiyor. Bütün toplantılar sarayda yapılıyor. İş bitmiş vaziyette. Ben eğer bugünkü meselelere samimiyetle kendi canlarını sıkacak tenkitleri dinlemeden çözüm bulmaları mümkün değil.
Fakat maalesef üzüldüğümüz nokta şu. AK Partili arkadaşlarla konuştuğumuzda savunmaya geçiyorlar. Ya o tamam ama bak bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'na iletilmiyor bizim kanaatimiz deyince doğrusun diyorlar. Arkasından bana diyorlar ki ya, sen söyle. Ya tamam da ben bir muhalefet partisi lideri olarak giderim ona söylerim bunları. Beni sizin gibi algılamaz. Söylemek bir fayda vermez. Bunu AK Partililer mi diyor efendim siz söyleyin? AK Partililer diyor. Söyleyin diyor. Bana diyor. E şimdi ben ümit ediyorum ki yani bir cumhurbaşkanı elbette kendisinin başkanı olduğu, cumhurbaşkanı olduğu devletin bekasını da düşünür. O ülkenin huzura, barışa kavuşmasını, kalkınmasını da düşünür. Ama bugüne kadar geldiğimiz nokta bunların olmadığı kanaatindeyiz. Türkiye maalesef ne dış politikada, ne ekonomide, ne eğitimle, ne terörle mücadelede, ne de bugün askeri kalkışmayla, bu ihtilalle planlı bir çalışma yapmıyor. Bugünkü hükümetin, bugünkü iktidarın en büyük zaafı benim kanaatim plan nosyonundan uzak olmaları. Planlama nedense zor geliyor. Halbuki plan kolaydır. Yani siz bütçe bile bir insan maaş alır, ay sonu nasıl getireceğim diye bir plan yaparsınız, bütçe yaparsınız. Planlama yok. Nosyonu ortadan kaldırdılar. Devlet Planlama Teşkilatı 1960 ihtilalinden sonra kurulan en önemli müesseseydi. Yok edildi. Siz planlamazsanız nasıl olacak? Kaynaklarınızı nasıl kullanacaksınız? Hangi projenin, problemin üstesinden nasıl geleceksiniz? Bunu hazırlayamazsınız ki. Şu anda Türkiye'nin sıkıntısı bu. Ben istirham ediyorum. Şu Kalkınma Bakanlığı dönüyor. Ya bunu Planlama Bakanlığı yapın. Planlama diye bir bölüm var içinde. İstatistiki bilgi yayınlıyor. Erbakan Hoca bunlara at yarışı spikerliği derdi. Falan hadiseyi anlatıyor. Falanca at geçti. Şimdi öbürü geliyor. Yani bu at yetiştiriciliği değil ki. Sadece spikerlik yapıyor. Siz spiker değilsiniz. Siz bu Türkiye'nin yönetmenin baş aktörüsünüz. Siz planlayacaksınız. Kaynaklarımızı da siz planlayacaksınız. Geleceğimizi de siz planlayacaksınız. Ben farklı görüşleri dile getirebilirim. Ben bu farklı görüşleri dile getirdiğim zaman şunu diyebilirsiniz. Ya bunlar bizden farklı düşünüyorlar. Yanlış düşünüyorlar. Ama bizim istirhamız şu ya. Bir de bizim söylediğimiz üzerinde düşünün. Samimiyetle bir iş dile getiriyoruz. Muhalefeti hiç gale almayın. Ama söylediklerin içinde hiç mi hakikatin kırıntısı yok? Niye top? Bozuk saat bile günde bozuk, iki kere. Bozuk iki kere doğru gösteriyor yani dediğiniz gibi. Onun için Türkiye eğer bu dediğimiz hususları özellikle başkanlık sistemine geçtikten sonra hiç bu işler gündeme gelmezse bizim başarılı olma diye bir şansımız olmaz. Bir soru geldiği için söyleyeyim. Madem buyurun. Ahmet Tekan sen istedin. Yani son soru hakkım yok ya bitiriyordum. Ama son soru hakkınızı sormadan önce yine izleyicilerimizden gelen şeyler var. Birisi merak etmiş. Bir kandırılma yani bu yapı bizi kandırdı şeklinde. İlginç bir şey sormuştu efendim. Saadet Partisi sizi nasıl kandırmadı? Hangi meseleden dolayı dokuşmazdı diye ifade ediyorsunuz siz? Ben soruyu biraz güncelleyerek evet. Soruyorum. Neden o dokunuşmazlığı sağlanmadı? Şimdi yani nasıl kandırılmadınız? Kandırılmadınız yani. Neden? Ben yanlış anlaşılmasın diye biraz düzelterek şimdi, sormaya çalışıyorum. Sizi nasıl kandıramadılar? Daha açık söyleyeyim geldiği şekilde. Evet. Yani bir defa onlarla bizim bir doku uyuşmazlığımız var. Onu yeni anladık diyorum işte. İtikaden biz aynı şeylere inanmıyormuşuz. Farklı şeyler düşünüyormuşuz. Biz menfaat dağıtan bir parti hiç olmadık. Yani en önemli özelliklerinden bir tanesi Erbakan hocamızın da işin ehline verilmesidir. Yandaşımıza değil. Onun için bizim Profesör Osman Altu. Hatta biz bir defasında Erbakan Hoca ile bir ekonomiyi tartışalım dedik. 7-8 sene önce. Hoca dedi ki gidin Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomi yazarı olan bir zat var meşhur. Çağırın. Dedi ki ya benim sizin fikirlerinizle hiçbir alakam yok. Niye beni çağırıyorsunuz?
Yani ben gelmek arzu etmem dedi. Hoca dedi git, biz senin fikirlerini dinlemek için seni çağırıyoruz. Sana bir şey empoze etmek için değil. Çünkü bizim göremediğimiz öyle noktalar vardır ki bunu siz dile getirirseniz belki bizim ufkumuz açılır. Bu çok önemli bir iş. Bunlar menfaat peşine gittikleri için biz onların o menfaatlerine hizmet edecek bizde bir şey görmediler. Bakın ben bir şey daha söyleyeyim, çok farklı. Ha, bu delilli olduğu için söylüyorum. İlim Yayma Cemiyeti şu anda iktidar biraz oraya el attı. İlim Yayma Cemiyeti'ni 1980'de ele geçirmek istediler. Erbakan Hoca'nın talimatıydı o zaman. Kesinlikle vermeyeceksiniz bunlara diye. Çok farklı ifadeler de kullandı. Yani bunlara bu tip şeyleri teslim etmek Türkiye'nin geleceğini endişeye sokar diye. Bazı şeyleri bu kadarla söyleyeyim ben. Onlar bir menfaat bekliyorlardı. Onun için hiç dokularımız uyuşmadı. Maalesef. Yani o sorunun cevabı... Hiç uyuşmamış efendim. Sonuçta gelinen noktaya gelince... Ama uyuşması da mümkün değildi. En başından itibaren. En başından beri uyuşması da mümkün değildi. Onun için elhamdülillah bundan dolayı da hamd ediyoruz. Yani en azından biz teşkilatlarımızla, bütün yapımızla sağlam kaldık. Onun için bize birisi çamur atmaya kalkar, bizi herhangi bir şekilde FETÖ'cülükle itham etmeye kalkarsa en büyük haksızlığı yapmış olur ve söylediğiyle kalır. Yani müfteri durumuna düşer. Onu da çok açık söyleyelim yani, bu kadar. Teşekkür ederim. Ahmet Hakan var mı son soru? Yok, teşekkür ederim. Zeynep Gürcan'la. Çok teşekkürler. Evet. Ben de size teşekkür ederim efendim. Hasreten bu yoğun temponuz içerisinde, bu yoğun gündem içerisinde bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Efendim birçok şeyi konuşmaya çalıştık. 15 Temmuz'u, FETÖ ile mücadeleyi, dış politikayı, Kıbrıs'ı elbette çok soru sorup çok cevap almaya çalıştık. Ama biz de bitirirken dediğim gibi başladığımız cümlelerle bitirelim. Yarın 15 Temmuz. Bu toprakların son dönemde karşı karşıya kaldığı en büyük ihanetlerden birinin yıl dönümü. İnşallah ülkemiz, milletimiz, vatanımız bir daha böyle ihanetlerle karşı karşıya kalmaz. Bunun için gerekli tedbirler alınır. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz TV5 ailesi olarak. Gazilerimize de şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. İyi akşamlar.